Evet, Can TV ekranlarından yine saatlerimiz 21.17'yi gösterirken seçim 2015'ten hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yine seçimleri konuşacağız. Konuğumuz bu kez de Diyarbakır Halkın Demokratik Partisi 8. sıradayı Sayın İmam Taşçıer olacak. Kendisiyle seçimi konuşacağız. Önce kendisini tanıyacağız tabii ki. Sonra da tabii ki artık yaklaşan hani eli kulağında bir seçim bekliyor. Biz 7 Haziran'a çok çok az bir süre kaldı artık. Son günler, son çalışmalar, son koşturmalar ve Sayın Taşçıer'i de bu koşturmaların içerisinden alıp stüdyoya getirdik. Kendisiyle seçimleri konuşacağız. Sayın Taşçıer, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. Gerçi biraz geç oldu ama buraya gelince ancak söyleyebiliriz. Gerçi geçen gün televizyon ziyaretinde de söylemiştik. Evet, öncelikle İmam Taşçıer kimdir? Şöyle biraz tanıyalım, hem de seçmenler de tanısın. Belki tanıyanlar da vardır zaten mutlaka ama mutlaka. Genel olarak da bir şöyle sizin ağzınızdan İmam Taşçıer kimdir, neden ve nasıl aday oldu? Evet, ben 1959 Diyarbakır Bismil Salat doğumluyum. Evet. İlk okulu Salat'ta okudum. Ortaokul, liseyi Salat'ın Batman'a yakın olmasından dolayı Batman'da okudum. Eğitim enstitüsü de Urfa'da okudum. Öğretmen olarak başladım. 1979'da mesleğe başladım. Öğretmenlik mesleğine başladım. Özüm ise öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Bu arada da hep siyasetle uğraştım. 1978'de 77, 78, 79'da 80'e kadar. Ya öğrencilik yıllarında. Öğrencilik yıllarında. Liseyi hemen bittikten sonra 75-76 mezunu oldum lisede. Yani bitten sonra lisedeyken de siyasete başladık Batman'da. Evet. Hemen hemen yani Kürdistan siyasetinde ilklerdeniz diyebilirim 68 kuşağını saymazsak. Evet. Çünkü 68 kuşağı bizden bir 10 sene önce. Evet. Ondan sonra bizler varız o kuşakta ya aralardan. Peki hocam diyeceğim çünkü evet, bir öğretmen kökeniniz var. Sonra sayın vekilimiz deriz. tabii kısmet olursa seçimden sonra. Şimdi şuna gelelim. Neden ve nasıl aday oldunuz? Niçin aday oldunuz? Nasıl aday oldunuz? Evet. İşte bu geçmişimi anlatırken evet, işte oraya doğru gelebilirim. Süreç birbirini tamamlıyor. Şimdi işte bu sürede hep siyasetle uğraştım. Uğraşınca da 1993 yılında Türkiye'de, Kürdistan'da, özellikle Diyarbakır'da ve çevresinde, Batman'da ve benzeri yerlerde faili meçhul oyların çok olduğu bir yerdeydi. O zaman da ben faili meçhul oylardan dedikleri, aslında faili belli, evet, Hizbullah tarafından vuruldum. Yanımda iki arkadaşım daha vardı. Onlar ikisi rahmete gittiler, öldüler. Ben uzun süre komada kaldım, yaralı kaldım. Halen de gırtlağımda bir kurşun var, bunu taşıyorum. Siyasetten kopmadım hiçbir zaman. Siyasetten kopmadığım için de hep siyaset, çünkü ben işte ortaokuldan sonra, liseden sonra kendimi borçlu hissettim bu halkıma. Çünkü belli bir şeyin bilincine insan vardıktan sonra ondan, o bilinçten de vazgeçmek istemiyor, geçemiyorsun da evet, yaşam tarzın oluyor. Borçlu hissettim. Ben farkına, annem babam bir tek kelime Kürtçe bilmemesine rağmen, bir tekine bilmiyordular. Kürtçe bilmiyorlar. Türkçe bilmiyorlar. Ha, Türkçe. He, Kürtçe konuşuyor. Hey, pardon, yanlış anladım. Evet. Bir tekine bilmemesine rağmen, aha, ben onlara işte siz nesiniz? Ya işte hani herkesin bir milleti var. Evet. Kürt müsünüz? Türk müsünüz? Arap mısınız? Laz mısınız? Çerkez misiniz? Nesiniz falan sorduğumda, ya işte Müslümanız. Sadece o kadar diyebiliyor. Çünkü millet olma, ulus olma bilinci de daha bizde gelişmemişti daha çok fazla. Çünkü kendi pazarına sahip çıkma, kendi kendine sahip çıkma olayı da gelişmedi. Ve özellikle de Şeyh Said hareketinden sonra Türkiye Kürdistanı'nda Kürtlük inkar edilmeye başladı devlet tarafından. Yani Atatürk ilk şeye başladığında, o Kurtuluş Savaşı dediğimiz yani Osmanlı döneminden sonraki sürece başlandığında, yani Kürtlerle ortaklığı yapmış, ilk meclisi falan beraber kurmaya çalışmış olmalarına rağmen Kürtler ondan sonra bir düşman ilan edilmiş, özellikle Atatürk tarafından sonra ve kıyımları başlanmış hemen arifesinde. Evet. Meşhur Sivas, Erzurum, Amasya kongreleri var. Onlara Kürtlere yönelik olan kongrelerdir. Ama sonuçta ne olmuş? Kürtler
inkar, imha, asimilasyon, zulüm ve red baskı edilmiş hep. Bu evet. Dört madde üzerinde Kürtlerin hep bunu yapmış ve 40'lı yıllarda, 45'li yıllarda da Diyarbakır'da dahil olmak üzere Kürtçe konuşanların daha hakkı, Kürtçe konuşanların para cezası alınıyormuş o tarihte. Bunu babalarımız falan yaşamış. Bunun için de o baskılar ve benzeri şeyler ona o bilinci de yok ettirmiş. Ama bizler 68 kuşağından sonra 78 kuşağı dediğimiz kuşak bunu aşmaya çalıştı. Evet. Biz de devam ettik. Devam edince de süreç buraya kadar geldi. Burada öncesinde de siyaseti bırakmadık, devam ettik. Dede Kadeh'i ben Diyarbakır'da kurdum. Tekrar 78'de 79'da başkanı oldum Dede Kadeh'in. Aynısını Dede Diyarbakır'da tekrar kurdum. Bu sefer içindeki bir sözcük değiştirdik. O zaman Devrimci Demokrat Kültür Derneği'ydi. Biz bu sefer Devrimci Demokrat Kürt Derneği olarak kurduk onu. Genel başkanlığını üstlendim. Çalışmalarımızı sürdürdük. Yani K değişmedi. K değişmedi. Yani Dede K'de oldu. Değişmedi. Hani bir ara hatırlar mısınız? 80'li yıllarda İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var. Dom Dom Kurşunu diye. O şarkı bile yasak oldu. Değil mi? Hani Dede K'de falan temsil ediyor. İfade ettiği için yasak olmuştu. Ve ben çok iyi hatırlıyorum. Tercüman Gazetesi'nin yazarı Rauf Tamer vardı. Alim vardı ama o zaman tercümanda yazıyordu. Tercümanın alem var herhalde. Kendisi nerede yazıyor şu an bilmiyorum ama o tarihte işte Dümürüm Dükücüm Kürdistan'ı Digirim diye öyle yazmış. Aslında Allah'ın buymuş falan. Öyle demeye çalışıyordular. Yani Kürttür diyor ama Kürdistan, Kürtlük kelimesi yine oraya yakıştırılıyordu. Evet. Çünkü ilk nüvelerdi. Biz işte kendimize Kürt'üz diyorduk. İnsanlar Allah Allah bunlar nasıl diyorlar kendilerine bunu. Ve inan edin ben Kürtçe Kürt sözcüğünü işte ortaokul yıllarının belki ortaokul sondaydım falan bir kitapta okudum. İlk rastladım Kürt de böyle bir kitapta yazıldığını gördüm. Tüylerim diken diken olmuştu o tarihte. Evet. Kürt sözcüğü bak kitaplarda da varmış yani o kadar. Yayın yoktu, basın yoktu. İnsanlar sindirilmişti, korkutulmuştu, öldürülmüştü. Biliyorsunuz işte demir elin deyimiyle dahi 29 tane isyan Cumhuriyet döneminde kanla bastırılmıştı. Zilandır, işte Dersim'dir, Koçgiri'dir, Ağrı'dır ve benzeri hareketlerde insanlar kıyımdan geçirilmiş, evet. Öldürmeden geçirilmişti. Aynen. Bununla hareketle, siyasetle öyle tanıştık ve devam ettik siyasete. Siyasetin tabii ki sen mutlu oluyorsun halkına hizmet ettiğin zaman, milletine hizmet ettiğin zaman, bunu layıkıyla yerine getirdiğin zaman. Çünkü neden oluyorsun? Dünyada şu anda 210 üzerinde devlet var. Ve bir o kadar da belki daha farklı şekilde yaşayan insanlar var. Yani federal, özel türü yerler var. Herkes bir şekilde mücadele etmiş. Kendi milletini, kendi halkının refahını yükseltmek, onun kültürünü geliştirmek, onu değerlerini korumak adına devletler oluşmuş, federal yapılar oluşmuş, özerk yapılar oluşmuş. Her zaman insanlar bunun mücadelesini vermişler. Ve bu da tabii ki siyaset de olmuş daha çok. Bizler de o Kürtlerin bu tür haklarını elde edebilmek için son 40 yılımızı bu uğurda seve seve yürütmeye çalışıyoruz, mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuk var mı? Evinizde çocuk var mı? İki tane çocuğum var. İkisi de erkektir. Birinin adı Baver, birinin adı Baran. Baver üniversiteyi bitirmiş. Baran da üniversiteden de okuyor. Çok. Yani öyle iki tane. Yani bu kadar siyasi bir geçmiş içinde, o kadar hani çetrefilli, dikenli yollar içerisinde çocukları okutan eşinize de yani, hakikaten bravo diyelim. Elimizde yani. Geldiğinde en iyi şekilde okutmaya çalışıyoruz. Evet, okuttuk. Yetiştirmişsiniz. Tabii bu arada işte 12 Eylül geldi. Dernekler kapatıldı. Biliyorsunuz bütün dernekler onların deyimiyle illegal örgütlerine konuldu. Dede Kadeh yöneticileri özellikle illegal bir örgüt yerine gelirken de biz de yargılandık. Gözaltına alındık. Cezaevine olan arkadaşlarımız oldu. Kaç yıl geçti cezaevinde?
Ben uzun süre cezaevinde kalmadım. Birkaç kere tutuklandım ama gözaltıları o zaman 4-5 ay sürüyordu. Yani bir seferde 120 gün gözaltında kaldığımı biliyorum. Evet, sadece gözaltı dedikleri sebebi. Peki adaylık süreci nasıl gelişti? Siyasi bir geçmiş var. İşte Dedekada'dan gelen bir geçmiş var. Bir siyasi geçmiş var ama HDP adaylığı nasıl gelişti? İşte HDP adaylığı yani şöyle. Nasıl bir teklif geldi? Siz aday adayı evet, mı evet. Yoksa onlar evet, işte... Demokrat Toplum Kongresi evet. ile Demokratik Bölgeler Partisi bir heyet bizleri ziyaret ettiler. Evet. Bu heyette üst düzeyde yani genel başkanlık düzeyinde bir heyetti. Hı-hı. Ziyaretlerinde de işte önümüzde bir seçim olduğunu, bu seçimde bir Kürdistan ittifakının seçim ittifakı ya da Kürdistan'ı ittifakı kurulması gerektiğini evet. Bizlere de bütün Kürt parti ve örgütlerine giderken bizlere de geldiler. Hı hı. Siyaset yapan kurumlara tümüne gittiler. Düşüncelerini bize anlattılar. Biz de yetkili kurullarımızla bunu tartışarak olumlu cevaplarını verdik. Sonra süreç gelişti. Nasıl bir ittifak, nasıl bir seçim, neler olacak, ittifakımız nelerdir? Onu tartıştık uzun süre. Uzun süre. Sonuçta DDKD, ÖSP, Azadi Hareketi, BDP ve DTK bunların beşinde oluşan bir sonuçta bununla bir araya geldiler ve bir mutabakat metni hazırladılar. Bunların mutabakat metninde işte 10 maddeye yakın 10 madde metin hazırladılar. Bu metinde özellikle işte bu ortaklaştığı konuları metine yazdılar ve basın ve kamuoyuna bunu paylaştılar. Paraş'tan sonra da bu metin asıl amacı Kürt İttifakı'nın HDP'yi desteklemek olduğuydu. Biz bu ittifakla HDP'ye desteğimizi sunduk. Seçimlerde desteğimizi sunmamızın temel esprisi de temel nedeni de Türkiye'de demokrasinin demokratik yollarla gelişmesine katkı sunmak. HDP'nin programı, HDP'nin çalışma şekli, HDP'nin perspektifleri bize evet. cazip geldi. Çünkü herkesin kendi temsil edebileceği bir şemsiye şeklinde olduğu söylendi. Biz de bu ittifakların bileşenleri HDP'yi destekleme kararı aldık. Onlar da bize teklif getirdiler. Gelin o zaman parlamentoda da beraber çalışalım, yer alalım, seçim sürecinde beraber çalışalım. Öyle bir evet. teklifle geldi. Ama asıl hedef amacımız parlamenter olmanın dışında bir Kürdistan'ı, Kürdistan örgütlerinin, partilerinin, şahsılarının, şahsiyetlerinin ittifaklarını sağlamak, onun ön adımını atmaktır. Tabii bunu atarken de en ittifakın sonuçta parlamento yansıması, normal hayata yansıması, siyasi hayata yansıması da tercihimiz oldu. Öyle de biz tekliflerini kabul ettik arkadaşların. HDP listesinde ben Diyarbakır adayı oldum. Evet. Ve çalışmalarımıza o güne başladık. Evet. Gelelim biraz çalışmalara. Mesela neler yapıyorsunuz? Biz günlük programı bir gün önceden alıyoruz basın bürosundan. Mail olarak bize geliyor. Sağ olsun orada çalışan arkadaşlarımız bütün programınızı nereye gideceğinize kadar, saat kaçta gideceğinize kadar belirtiyorlar. Gün nasıl başlıyor, ne zaman başlıyor, sizin için ne zaman bitiyor? Önce ondan başlayalım, şöyle bir günü özetleyelim. Çok profesyonel bir program hazırlanıyor. Evet, hakikaten yani öyle, gelen mailden biliyorum. Evet, 5 dakikamızda boş yok. Terapist de var. Terapist de yok, okullar diyorlar. Evet. O da yok. Müthiş bir program. Ve herkesle temas kurmamız gerektiği konusunda program o öyle dizayn ediliyor. Evet. İnsanlarla direkt temas, yüz yüze görüşme. Yani biz bazı şeyleri bu programlarla yıktık. Hı-hı. Daha önceleri şu vardı. Halen de öyle. Parti adayları diyelim. Milletvekili adayları bir büro açardılar. İşte falan kesin bürosu derdiler. Evet, seçim bürosu. Geldi orada oturdular. Ayak ayakasına atardılar. Millet gelirdi onlara. İşte sohbet derdiler. Böyle gelişirdi. Çay kahve. Çay kahve içirdiler. Bizim her semtte 10-15'e yakın büromuz olmasına rağmen biz de orada oturmuş değiliz. Evet. Biz halkın ayağına gidiyoruz. Zaten öyle olmasın. Zaten perspektifimiz de şu. Yani milletvekili bugüne kadar
hem Türkiye'de hem Kürdistan'da algı şu olmuş. İşte seçilecek, meclise gidecek, orada ağalık, beylik yapacak, ayak arasını artacak. Yani çalışma da yapmayacak. Keşke yasa, anayasa düzenlemeleri yapsa. O da değil. Evet. Onun işte bir maaşını alacak, orada oturacak Ankara'da. Bizim perspektifimiz, bakış açımız o değil. Milletin vekilliği gerçekten olmaktır. Milletin vekilliği de millete hizmet eden, o halkına, milletine, onun sorunlarına eğilen, ona hizmetkarlık yapan bir kurum olması gerekiyor milletvekili. Demek ki o olmak gerekiyor. Çünkü amaç odur. Ve gelişmiş ülkelerde de öyledir. Fakat maalesef Türkiye'de işte belli bir güç sahibi olan, belli bir ek sahibi olan insanlar bugüne kadar milletin vekilliği değil de milletin ağırlığını yapmışlar. Hı-hı. Ve halen o düzeni sürdürmeye çalışıyorlar. Evet. Sonuçta da bugün iktidar olan parti de halen onu yapmaya çalışıyor. İşte bir başkanlık sisteminden tutun da diğer sistemlere kadar da dizaynı da öyle yapmayı düşünüyor. Biz tümüyle bunlara karşıyız. HDP'nin programı da zaten bunlar var. HDP'nin yapısı da öyle olduğu için bizi cezb etti. HDP ile HDP lisesinden HDP'den oraya siyaset yapmayı, oraya girmeyi, parlamentoya girmeyi. Çünkü HDP'nin programında öyle klasik sıradan milletvekilliği değil de üretken, çalışan, halkıyla iç içe yaşayan, sorunlara değinen bir milletvekili profili daha çok var. İşte biz de bu çalışmalarımızda halkla ortaklaşmak, diyalog kurmak, dokunmak, sorunlarını dinlemek, kendi düşüncelerimizi anlatmak, yani milletvekilliğinin asıl amacını anlatmak nedir, nasıl bir sektördür, nasıl bir yapıdır, nasıl bir kurumdur, onu anlatmak, canlı canlı bu anlatımları gösterdiğimiz zaman da inan et halk buna seviniyor. Evet. Ve o bahsettiği yol, su, elektrik taleplerine falan bulunmuyor. Daha çok barış, özgürlük, Barış, özgürlük. İşte anayasada kan dökülmemesi, gibi. Kan dökülmemesi, anayasal Kürtlerin haklarının anayasal güvence altına alınması, ana dille eğitim, işte arkasından Kürtçe'nin resmi dil olması, ilk okuldan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim, yani artık halk bunu talep ediyor. Ve onun dışında rahat bir yaşam, özgür bir yaşam, çok çok uçurum zenginlerin olmadığı, çok çok fakirlerin olmadığı bir ülke, yani talepleri o şekilde dile getiriyor. Biz de bunları yerinde kendi düşüncelerimiz olmasına rağmen çok çok bilgi alıyoruz halkımızdan. Çünkü nihayetinde ona temsil edeceksin, ona soyulmuşsun. Talepleri nedir? Sizin düşüncelerinizde de onları anlatmaya çalışıyoruz. Ama birebir görüşmelerle ve elit tabakalarla değil sadece herkesle. Yani bir çobandan tutun da dağda gerçekten yani koyun güden tobanla da görüşüyoruz. Birebir oturuyoruz, yanında sohbet ediyoruz. En aydın veya işte elit tabakasına kadar herkesle bu diyaloğu geliştiriyor. Çalışma o yönde gidiyor. Evet, yani evet. Peki biraz Diyarbakır'dan çıkalım isterseniz. Biraz genel siyaset konuşalım. Şimdi dün de söyledim programda, Sayın Pir konuğumuzdu. Ben şöyle bir ifade kullandım. Tabii bu benim ifadem değil aslında. Genel Türkiye resminin ifadesidir. Evet. Türkiye'de büyük resme baktığımız zaman tüm siyasi yazarlar, yorumcular hep şunu söylüyor. Bu seçim AK Parti ile HDP arasında geçecek. Yani merak edilen en çok iki soru var. Bir, HDP barajı geçecek mi? İki, AK Parti'nin oyu düşecek mi? Evet. Sayın Erdoğan'ın bırakmasından sonra. Şimdi buradan biraz bakalım hocam. Siz nasıl bir resim görüyorsunuz Türkiye'de? İçindesiniz. Hani birebir insanlarla temas kuruyorsunuz. Bunu geçtim. İşte Türkiye'nin her tarafında adaylarınız var. Milletvekili adaylarınız var. Eş başkanlar, eş genel başkanlar sürekli özellikle bu hafta başından itibaren Ege bölgesinde. Evet. Ve değişen bir resim var. Türk bayraklarının çokça dalgalandığı bir miting gördüm iki gündür, hem Aydın'da hem Muğla'da. Bu iki mitingde de Türk bayrakları bir hayli yoğundu. Ve sosyal paylaşım sitelerinde de hep şunu, işte bayrak krizi çıkaranlara bu resimler herhalde bir ders olur gibi ifadelerle paylaşılmıştı Türk bayraklarının olduğu kongreler. Halk Türk bayraklarıyla gelmişti Ege'de, Muğla'da, Aydın'da. Mitinge gelmiş, HDP mitingine gelmiş. Selahattin Bey'in mitingindeydiler bu resimler.
Siz nasıl bakıyorsunuz Türkiye resmine? Yani yazarlar doğru mu söylüyor? Şimdi sondan başlayalım. İstersen bayraktan başlayayım. Evet. Şimdi İzmir mitinginde müthiş bir katılım vardı. Çok büyük bir katılım vardı. Hatta CHP'yi bile sarsmıştı. Müthiş bir katılım vardı. İşte bir gazeteci Selahattin Bey'e sordu. Dedi ki niye bayrak yoktu? Dedi biz kime bayrak getirmeyin demedik ya da getirin dedik. Demedik yani, bu bir partinin seçim propagandasıdır. Yani bu bayrağı kullanma anlamında yani milliyetçilik ya da onun dışında karşı olmak. Aslında belki de şöyle bakabilir miyiz? Bir düşüncemiz yok dedi yani. Evet, hemen bir, pardon özür diliyorum hocam. Biraz çok konuşamıyorsunuz. Özür diliyorum. Şöyle olabilir mi? Hani belki Türk bayrağı götürmek isteyip de İzmir'de veya işte Aydın'da veya Muğla'da veya bilmem Ege'nin başka bir kentinde götürmek isteyen bir vatandaş veya bir HDP sempatizanı olabilir. Hani Türktür ama HDP'ye oy verecektir. Zaten HDP'nin HDP olma amacı da Türkiyeleşmeydi. Hani belki çekinmiştir, bir tepki alır mıyım o kalabalıktan diye. Belki Sayın Demirtaş'ın İzmir mitingi sonrası söylediği sözden sonra millet biraz cesaret bulup oradaki Türk vatandaşlar bayrakla gitmiş olabilir. Şimdi bugüne kadar bayrak siyaseti hep ırkçılık üzerine yapmış bir siyasettir. Ya kimsenin hiçbir bayrakla problemi olmaz aslında. Kimsenin bayrakla problemi yoktur. Yani olmaması da gerekiyor. Çünkü dünya insanı bayrağı sallayınca sanki bütün sorunları çözüyor gibi. Ama bunu ırkçılık temelinde yaptığı zaman ister istemez tepki de doğuyor karşı taraftan. Yani bence hiçbir partinin alanlarda veya Türk bayrağını çıkarıp sallamasının bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'de kendi parti rozetini taşıyan bayraklar sallanması. Onu yapması gerekiyor ki. Daha doğru. Çünkü nedir? Kendisini tanıtması lazım. Evet. Kendi bayrağının rengi nasıldır, şekli nasıldır? İnsana bunu görmesi lazım. Listede hangi resimleri? Onu da böyle yapması gerekiyor ama bunlar maalesef yani bana göre ırkçılık temelinde, Türkçülük temelinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu da doğru bir şey değil zaten. Yani doğru. Yani zaten olmadığı da bence halk da biliyor. Onların zaten yapısı belli. Ben o konu çok fazla şey bulmuyorum. Yani bayrak yani bir ülkenin sembolüdür. Onu böyle miting alanlarında kullanman da çok doğru olduğunu ben görmüyorum. Ama diğer şeye geçerim isterseniz sorunuzun başına. İşte HDP ile AKP hep tartışılıyor. Doğrudur. HDP ile AKP 2 aydan bu yana bütün televizyon kanallarında basın organlarında tartışılıyor. Bir de şöyle bir parantez açalım. Şimdi bayrakla ilgili de bir mesaj gelmiş. Hemen onu da okuyayım ben müsaade ederseniz hocam. HDP Türkiye'leşiyor demiş. Batı'da yaptığı mitinglerde Türk bayrağı olabilir. Bayrak kutsaldır. Bayrak siyaset malzemesi yapılmamalıdır. Sizin ifadenizin aynısını söylemiş. Çok doğru söylemiş. Yani bütün hani bu arada şunu da söylemek lazım hocam. Türkiye'deki medyada MHP ve CHP'yi geride bıraktınız biliyor musunuz? Yani televizyon ekranında da i̇şte geride ben bıraktınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Büyük bir merak var, büyük bir istek var ki televizyonlar, ulusal kanallar HDP mitinglerine verebiliyor. İşte şimdi siz televizyoncusunuz, yani yayıncısınız, bu işleri yapıyorsunuz. Ratingi olmayan, izleyicisi olmayan bir tartışma programına siz kolay kolay girmezsiniz. Bunlar neden hep HDP'yi tartışıyorlar, neden AK Parti tartışıyor ve diğer MHP ile CHP tartışılmıyor? Aslında baraj sorunu değil sorun. Ve HDP'nin baraj sorunu yok. Evet. HDP'nin projeleri var. Mesela? Bu projeleri hayata geçirme ile hayata geçirilecek bir parti orada gözüyle bakılıyor. Evet. Yani Yunanistan'daki seçim sonucu yani, HDP'ye bir destek oldu mu sizce? Yani Türkiye'de bir beklenti başladı mı? Yani onun dışında projeler sadece öyle değil. Tabii onda mutlaka bir kendine göre bir katkısı olmuştur. Evet. Yani öyle şeyle sürprizler olabilir anlamında olmuş olabilir. Ama şimdi CHP ile MHP 50 yıldır ne söylüyorsa bu seçimlerde de bunu söylüyorlar. Farklı bir şey söylemediler. Ama HDP'nin farklı söylemleri var. Nedir farklı söylemleri? En azından ben bu kanunu durduracağım diyor. Projesi var. Barış süreci, Kürt sorunu çözüme sürecinden tut da Türkiye'de yaşayan azınlıkların, hakların, ezilmişlerin sorunlarını dile getirme konusunda yeni bir dil kullanıyor.
yeni söylemleri farklıdır diğerlerine göre. O olunca bu umut veriyor kitlelere, insanlara. Şimdi düşünün, CHP'nin ya da MHP'nin başında adam 30 yıldır ya da şahıs kalmış, aynı ideoloji devam ediyor, 40 yıldır 50 yıldır kalmış. Ona yani seçmen, yani zaten onu biliyor, tanıyor ve yapısını biliyor. O iktidara da kalsa bir şey değişmeyeceğini biliyor. Muhalefete de kalsa bir şey değişmeyeceğini biliyor. Onun için ona pek fazla ilgi göstermiyor. Ama HDP farklı bir söylemle yola çıkıyor. Bu farklılığı işte özgürlük, eşitlik, demokrasinin temellerini oluşturma anlamında adımlar atacağını sürekli dile getiriyor. Bunların projelerini anlatıyor. Bunu anlatınca kitleler tarafından ilgi izleniyor. İlgiyle, merakla bekleniyor. Çünkü diğer iki liderden farklı bir şey söylüyor en aşağı. Ya da üç liderden farklı bir şey söylüyor. Bu tartışılıyor. Bir de bir fark var biliyor musunuz? Dün bunu da biraz konuştuk. Bir yazarın köşe yazısında şöyle bir ifade vardı. Diyor ki Türkiye yeni bir yüzle tanıştı. Gülen bir yüz, iştahsızlık olmayan bir surat, hep gülümseyen, bağırmayan, çağırmayan, hep böyle alımlı konuşan, keyif verici konuşan, esprili konuşan bir lider tanıyor. Tabii ki şimdi üç tane lidere bakıyorsun. Selahattin Bey için yazmışlar. Fikir tabii. Selahattin Bey için halde bunu diyoruz. Evet, Selahattin Bey için. Her ikisi de o şekilde ama sen diğerine bakıyorsan asık suratlı gerçekten, yani diğer üçü de. Biraz despot, biraz dün sayın üç, bir diyor. Hatta dört tane var seçimde. Devlet Baba, Devlet şimdi, Baba. Şimdi seçimle uğraşan dört tane var. Üç tane değil biliyorsun, üç parti var ama dört parti var, beş kişi uğraşıyor en çok. Bir de Cumhurbaşkanı. Direkt AKP'nin bayrağını almış, sokak sokak, mahalle mahalle, meydan meydan geziyor. Onun da, o da asık suratlı. Evet. Yani konuşunca insanlara hücum ediyor sanki, insanlara farklı bir şeyler söylüyor. Davutoğlu zaten şeyin benzetmesi çok müthişti. Sancho Pancho'nun benzetmesi. Don Quixote'da Sancho Pancho'nun benzetmesi. Selahattin Bey'in çok yerinde bir şeydi. Yani, zaten genel başkanlarınızla pek Sayın Davutoğlu'nu muhatap alıp konuşmuyor. Hep Sayın Cumhurbaşkanı'na ithaflarda bulunuyorlar. Seçimlerde ona cevap veriyorlar genelde. Yani dedim ya işte Don Quixote şeydir. Erdoğan'da sadece bazen onun arkasına giden biliyorsun. direkt şey varken niye onunla uğraşın bizim liderlerimiz Selahattin Bey? Yani özellikle onun sözleri üzerine biraz daha fazla şey yapıyor. Çünkü konuşuyor. Olması da gereken o. Ama şu var. HDP umut veriyor. Farklılık var HDP'de. Bütün farklı kesimleri kendi içinde o şemsiye altında barındırmış. Herkes kendi kimliğiyle, kendi şahsiyetleriyle, kendi düşüncesiyle temsiliyetini orada koymuş. Herkes ama. Romanından tut da işte azınlıklardan mesela şeyde yaşayan, Mardin'de yaşayan mahallilere kadar. Bir temsiliyet var. O da caziptir. Farklı bir düşüncedir. Onu yayma çalışıyor. Dar kalıplar içinde siyaset yapmak istemiyor. Bunlar, kesimden bir adayız her var. Her kesimden mutlaka var. Bak Diyarbakır profiline bakın. Diyarbakır aday profiline bakın. Hemen hemen herkes var Diyarbakır aday profilinde. 11 aday yayına getirdiğiniz zaman işte valla ben çok getirmeye çalıştım ama basın büromuz bir türlü bir araya getiremiyoruz. Oysa <diye. gülüyor> dedim ki dedim hani geçen cuma günü radyo programında dedim işte hani HDP'den bir programa bir konuk çıkaracağım dedim. Bize program öncesi bir olay anlatmıştım. O zaman cuma günkü programında sadece bir aday veya bilemeniz iki adayı çıkaracaktım. Sordum dedim hani dinleyicilerin, izleyicilerin istediği isimler olsun. Hani kimi seçelim, kimi çıkaralım diye. Sonra aklıma geldi dedim ki ya 11'ini de çıkarayım yani. Şurada karşıda koltuklara oturturduk, mikrofonu verirdik. 11'iniz birden konuşurdunuz. Sonra bunu basın bürosuyla konuştum. Mümkün mü dedim. Valla dedi abi dedi, birisi köyde oluyor, birisi bilmem bir ucuda oluyor. Dedi bu çok zor dedi. Hani dedi üçünü dördünü bir araya getiremiyoruz dedi. Biz dedik o zaman iyi tek tek alalım programı. Evet. Bir soru daha var. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın meydanlara inip oy istemesi, bugüne kadar hangi Cumhurbaşkanı böyle bir şey yaptı da Cumhurbaşkanı neden bunu yapıyor? Oy için ya yani bu, partisi için oy herkes istiyor. Türkiye'de bunu tartışıyor ama Cumhurbaşkanı umurunda değil.
biliyorsunuz yani Mercedes hikayesi var. Evet. Diyanet İşleri Başkanı Mercedes'i iade etti. O başka Mercedes yolladı ona. Evet. Kimseyi takmıyor. Yani onun için de Cumhurbaşkanı meydana inmiş, yasal anayasal anayasayı çiğnemiş, yasalarımı çiğnemiş, umurunda değil. Çünkü kendisine böyle bir ekip oluşturmaya çalışıyor zaten oluşturmuş da yargıda da olsun, basında da olsun kimse bunun üzerine gitmiyor. Yani görmemiş bir şeydir, kendine o hakkı tanıyor, direkt bir partinin propagandasını yapıyor. Tamam da o zaman şimdi tam seçilerek oraya gelmiş de ama seçerek oraya geldiği zaman bazı Cumhurbaşkanı yetkilileri var. Peki neden o yetkililerin dışına çıkıyor da bizler, bizim için o yetkilerin dışına çıkmak serbest değil. Örneğin baraj. Aynı durumdur. O zaman baraj kalkmış olsaydı, baraj yok. Yok mu deseydi. Onu demiyor ama. Yani baraj %10 barajı. Bakın Sayın Taşçıyan, şöyle baktığımız zaman bu sadece AKP hükümetinde değil. Bu 12 Eylül'den bu yana kim siyaset yapmışsa, kim iktidar olmuşsa en büyük oyu, en büyük milletvekili sayısında Güneydoğu'dan ulaşmış. Çünkü Kürt seçmenin kendi milletvekiline oy vermesi, kendi partilerinin barajı geçememesi iktidar partilerine yaramıştır. İşte mesela 11 tane milletvekili buradan çıkıyor, misal veriyorum. Bugün siz barajı geçmediğiniz takdirde Diyarbakır'da müthiş bir altın bulunacak. Yani ben iktidar olsam... Ama ahlaksız değil mi? Tamam, şimdi orayı geçiyorum. Orayı geçiyorum. Ama baraj doğru. Ben de iktidar partisi olsam ve Türkiye'de %30, %40 oy alsam ben niye barajı kaldırayım? Ama bu iktidar partilerinin iktidar partilerinin ömrü çok uzun sürmüyor. Tamam ama yine yani daha ne kadar uzun geçici sürüyor. Geçici olarak 200 lira yani kalıyor. Yani ömrümüzü yedi bitirdi daha. Yani geçici 200 lira kalıyor ama sonuçta bir şekilde gidiyorlar. 12 Eylül'de çocuktum. Şimdi 43 yaşına geldim. Düşün yani. Doğru. Nereden baksanız 35-36 yıl bir zaman geçmiş. Ama işte böyle ömrümüzü yemişler bitirmiş. İstikrarlı bir ülke olmuyor. Evet. Biz bundan önceki hükümetlerin ismini dahi bilmiyoruz. Şu an yani genel başkanlık yapmış uzun bir süre diyelim ki ANAP'ta, Doğru Yol'da ve diğer partilerde yapmış çoğu insanın ismini dahi unutmuşuz. Evet. Yani öyle iz bırakıp ülkeye hizmet eden olmamış. Hep günü bir günü kurtarmak anlamında şimdi 12 Eylül faşist cuntasının yasalarına sığınarak siyaset yapılmış bugüne kadar. Yani 12 Eylül faşist cuntasının çıkardığı anayasayla siyaset yapılıyor. Ve meydanlara çıkıyor. Basas bağırıyor. Diyor ki işte ben onu değiştireceğim. Başta öyle mazlumu oynuyor. Şimdi özellikle Erdoğan AKP mazlumu oynayarak iktidara geldi. Yani ama gerçeği mazlum değildi. Hatta şu anda diyor Türk işi demokrasi diyor. Pardon, Türk işi başkanlık diyor. Yani şu anda bir Fransa'daki yarı başkanlık ya da bir Amerika'daki başkanlık sisteminin de istemiyor. Yani diktatöryal bir başkanlık istiyor ki o da Türk işi demek Orta Doğu işi demektir. Orta Doğu işi demek ya Saddam gibi bir diktatör olacak ya Esad gibi ya da Ürdün Krallığı gibi ya da Suudi Arabistan Krallığı gibi. Öyle bir şey olacak. Yani Türk işi derken Türk işi Orta Doğu'ndan ayrı düşünmeyeceksin. Öyle bir şey düşünüyor. Yani Erdoğan'ın yani iktidar olan partilerin yapmak istediği budur. Fakat halk buna daha müsaade etmeyecektir. Özellikle Kürtler bu seçimde kesinlikle buna müsaade etmektedir. Biz seçim çalışmalarımızda görüyoruz. Yani hani birebir başladığında dokunuyoruz, onlarla görüşüyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Bu çalışmalarda görüyoruz. Artık Erdoğan'ın bu söylemlerinin içi boş olduğu, evet. 13 yıldır iktidardadır, Kürt sorunla ilgili bir tek adımın atılmadığı bellidir. Yasal da anayasal güvence altına alınan hiçbir adım yoktur. Bugüne kadar alınan bütün Kürtlerle ilgili hani sanki bir şey verilmiş gibi görünen şeyler hepsi Kürtler kendi kanlarıyla, alın terleriyle, mücadeleleriyle elde etmişlerdir. Mesela en basit bir örnek Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ki bölümün adı Kürtoloji değildir. Kürtçe eğitim veriliyor ama yaşayan dillerdir. Düşün, yani Kürt sözcüğünü hiçbir yerde resmi olarak almıyorlar, resmiyete koymuyorlar. Sayın Taşçı çok değil, daha 3-5 yıl önce Kart Kurt sesinden Kürt çıkmış diyen zihniyetler vardı bu ülkede yani. Ama o zihniyetler çürümüş zihniyetlerdi. O zihniyetler ne yaptı? O zihniyet 12 Eylül'ü getirdi. Zaten 12 Eylül'ün gelmesinin en büyük yanında bir tanesi de yine Kürt sorundur. Evet. Yani ana nedeni odur.
12 Eylül geldi. Kürtleri işte Diyarbakır'da en basitinden cezaevinde, 5 numaralı cezaevinde işkencelere maruz bırakıp onlarca insanı orada öldürdü ve hiç kimse yargılanmadı. Arkasından devam eden bir 90'lı yılların faili meçhulleri var. 91, 93, 97 arasında 17.500 tane faili meçhulden söz ediliyor. Bunların hiçbir tanesi faili yakalanmadı. Hatta da bırakıldı sonradan, faili olarak aralık altında bırakıldı. Evet. Ondan sonra gelen süreç içinde Kürtler yılmadı, mücadelelerine devam ettiler. Hani 17.500 tane insan öldü, sokakta, Diyarbakır'da sokaklarında ensesinde kurşun sokaklara insanlar ölmesine rağmen bunu devam ettirdiler. Ben Kürt'üm dediklerinde halinde o yasalar geçerli. Şunu devam edeyim. 8 sene hapis cezası yiyebiliyorsun. İnsanlar ben Kürt'üm, Kürdistanlıyım, benim hakkım, hukukum şudur. Onu hiçbir zaman ondan taviz vermediler. Vermeyince mecbur bunlar geri adım atarak Karkurt'u artık tutturamadılar yani. Millet yemedi. Yani millet yemiyor da bunu. yani bu mücadelenin ürünüdür bugün. Eğer bir televizyon kanalında Kürtçe program varsa, evet, zaten dünya dengeleri değişmiş, şartları değişmiş. Uydudan 150 tane Kürtçe kanal yayını var. Yani Türkiye bu sefer Kürtlere daha fazla hükmetmek için işte kendi TRT kanalını da şey yapmış ama bir Kürdistan'ı bir kanal değil o. O TRT'nin politikasını Kürtçe anlatıyor. Yani ya devletin politikasını Kürtçe anlatan bir kanal. Yani böyle Kürtlerin sorunlarına değinen, Kürtlerin haklarını, hukuklarını savunan Kürtlerin... Ne istiyorsunuz? Bu ülkede Cumhurbaşkanı bile oldu dediler. Yani ondan sonra Cumhurbaşkanı öldürdüler. Yani biliyorsunuz Özal'ın ölümü halen tartışılıyor yani. Yani o şekilde yaptılar. Yani Kürtler bu ülkede ne almışlarsa kendileri siyasal mücadeleleriyle bunu almışlardır. Evet. Devletin verdiği hiçbir şey yoktu. Özellikle Erdoğan Diyarbakır'da 2005 yılında geldiğinde işte Kürt sorunu benim sorunumdur. Bunu yıllar önce 90'lı yıllarda Demirel'le rahmetli Erdal Günlü geldiğinde buraya geldiler. Kürt realitesini tanıyorum. Kürt zaten tanıyoruz dediler. Evet, yani şey geldi buraya dedi ki Avrupa Birliği'nin yolu Mesut Yılmaz'da geçer. Çiller uçakta dedi işte Kürtlerin sorunları işte Bask etal gibi sorunu gibi çözülebilir falan bunu söyledi. Ama oysa ki bunu söyleyen Tansu Çiller belki de şu geçmiş 30 yıla bakıldığında 12 Eylül sonrasında belki de en Kürtler açısından en zor geçen, en çok kaybın verildiği, en çok faili meçhulun verildiği veya en çok işkencenin görüldüğü dönemlerden birisi de Tansu Çiller'in başkan olduğu dönemdi. Tabii ona yaptırıyorlar. Tansu Çiller yetenekli yani, falan yeterli biri değildi. Tansu Çiller parti yani kuran bir insan değil. Tansu Çiller siyaseti bilen bir insan değil. O gün onu oraya koymuşlar. Ona yaptırdılar. Yani böyle bir durum. Ama Kürt mücadelesi hiç durmadı. Önemli olan bu. Durmadan kan döküldü, insanlar öldü, dağda şehit oldular, cezaevlerinde süründüler, göç ettirmek zorunda bırakıldılar, evet, köyleri yakıldı, evleri yıkıldı, batıya göç ettiler, hazırlıksız bir şekilde orada az susuz perişan kaldılar. Yani başlarını sokacak bir yuvaları yok olmamasına rağmen hiç ama mücadeleden vazgeçmediler Kürtler. Buraya kadar ne kazanmış Asad diyorlar bileklerin hakkıyla Kürtler kazanmıştır. Kürtler lütfedilen hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar da olmamış. Zaten verilmez ki alınır yani. Yani hakkı alınır. Hak alınır yani. Şimdi verilmez. Bu son süreçte Kürtler barış, demokrasi ve sivil bir siyaset yapmak istiyorlar. Bu ama yine başı dik, gururlu ve haklarını almak istiyorlar. Bu da biliyorsunuz yani 2013'ün Nevroz'undan bu yana PKK'nın özellikle Sayın Öcalan'ın çağrısı vardı. PKK silahları bıraksın denildi. Şimdiden sonra siyaseti sivil yapalım ya da bıraksın ama da çeksin. Silahı artık gün zamanı değil. Onu çekelim denildi. Sivil siyasetle Kürt sorununu çözme konusunda bir çağrıda bulundu. O günden bugüne PKK buna uydu. Yani silahlı güçleri.
bu çağrıya uydu. O günden bugüne iki yıl, iki ay, üç ay oldu. Bir tek insan ölmedi, öldürülmedi, kan dökülmedi. Bu çok iyi bir gelişme. Ama bu sonsuza kadar sürmez. Şimdi nedir? Bunun demokratik alanda... Belirsizlik de çok fazla. Tabii. Bir demokratik alanda bunun önüne açılmasa, siyasal alanda bunun önüne açılmasa, sivil inisiyatifle bu iş yürümese, tabii ki yine o yollar tıkanırsa, daha önce nasıl olduysa yine silaha dönür. Aynen. Bizim talebimiz şu, bu yolun, yani Kürt sorunu çözme yolunun işte başlatılan bu çözüm yollarının tek siyaseten önünün açılması. Evet. Adım adım bu yola buna çözülür. Siyaseten önünün açılabilmesi için de anayasa, yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. O da parlamentoda Kürtlerin bir temsiliyeti olmazsa o da zor. Yani yapmazlar zaten. Ya da yaparlarsa eksik kalır, güdük kalır. Yani birine oturup pazarlıklarla bunu yaparsın ancak. Yani kimse bir şey vermez biraz evet, dediğiniz gibi. Hak alınır, hakkı almak için de parlamenter yolu seçersek biz evet. Bence bunun önü açılması gerekirken AKP bunun önünü kapatmaya çalışıyor. O zaman böyle bir virgül atalım. Evet. Şimdi ekranda da çayınız gözüküyor. Biz çayı veriyoruz ama içirtmiyoruz. Evet. Bir ara verelim. Hem bir soluklanın. Çünkü canlı yayında insanlar hakikaten bazen ara verilmezse ya keşke şunu da söyleseydim dediği anlar oluyor tabii ki. Tabii. Bu açıdan belki söylemek istediğiniz bir şeyler vardı. Ondan mısarsınız. Hem de sıcak bir çay içersiniz. Sıcak bir havada. Sevgili izleyenler çok kısa bir ara vereceğiz. Bu arada Sayın Taşçıer'e soru sormak istiyorsanız alt bantta da görüyorsunuz 538-708-8181'den mesaj gönderebilirsiniz. 538-708-8181 mesaj numaramız sevgili dostlar, sevgili izleyenlerimiz. Yarın akşam yine burada olacağız. Yine saatler 21 gösterdiğinde yine bir HDP milletvekili adayı konuğumuz olacak. İsmi ne diye soracaksınız eminim ki ama inanın ki ben de bilmiyorum. Sabah saat 11'de belli olacak bu isim. Sevgili Ömer arkadaşım, meslektaşım, basın mensubu, HDP'nin de basın bürosunda büyük bir özveriyle çalışıyorlar. O belirliyor, ondan talep ediyoruz. O da programlara bakıp uygun olanı bize yolluyor sağ olsun. Bu açıdan kim olduğunu bilmiyoruz ama eğer Ömer'in telefonuna bu gece ulaşabilirsek, ki telefonu kapalı arkadaşlarım söylüyor, yarınki konumuzda size belirteceğim. Kısa bir ara verelim, bir çay molası verelim, bir su molası verelim. Ondan sonra Sayın Taşçıer'le seçimi konuşmaya devam edeceğiz. Bakır deyince bakır işlemeciliği, bakır işlemeciliği deyince akla Tanrı Kulu Bakırcılık gelir. Tanrı Kulu Bakırcılık bu tarihi kültürü 1944'ten bugüne sizlerle paylaşıyor. Diyarbakır'ın tek bakır işlemecisi olan Tanrı Kulu Bakırcılık 1 milyondan fazla hediyelik işlemeli bakır levhaları, narlıklar, çekiçli piramit fincan modelleri, nargileler, fincan ve ayran setleri, şamdanlar, tencereler, şekerlik ve lokumluklar, çaydanlıklar, takılar, küpeler ve özel taşlardan yapılmış kolye ve tesbih çeşitlerini, özel plaket tabaklarını bulabileceğiniz ve bakır nikelajını yaptırabileceğiniz Diyarbakır'da imalattan halka tek satış mağazasıdır. Mağazamızda özel siparişler de mevcuttur. Tanrı Kulu Bakırcılık, Bakırcılar Çarşısı'nda. Mağazamıza bekliyoruz. Telefonumuz 228-5606. Dünya markası Mis Defne, gelinlik, nişan ve abiye çeşitleriyle şimdi Diyarbakır'da. Hazır modellerimizin yanı sıra özel dikim gelinlikler, 4 podyum odası ve kuaför salonumuzla mutluluğa bir ömür boyu evet.
Mis Defne, Urfa Yolu Yenal Kavşağı, Ceylan Karabir AVM karşısında. Telefonlarımız 0412 251 5259, 0532 177 3407. Fiyat Yetkili Bayi Odabaşı Bal Otomotiv'den Bahar Kampanyası. Tüm Fiat araçlarda 24 ay vadeli 0 faizli 24 bin lira kredi. Üstelik 10 numara Fiat marka araçlara özel tam 1000 lira takas desteği. Odabaşı Bal Otomotiv, Şanlıurfa yolu 4. kilometrede. Telefonumuz 255-0930. Tadı damakta servis edilen saç tava, lahmacun, pide ve ızgara çeşitlerini tatmaktan keyifli ne olabilir? Sizi bu keyifli damak tadınızı etkileyici mekanlardan Tadı Damağa davet ediyoruz. Diyarbakır'ın yemek kültürünü yansıtan Tadı Damak'ta deneyimli personelimizin hazırladığı leziz saç tava, lahmacun, pide ve ızgara çeşitleri ile sınırsız hizmet sunmaktadır. Her türlü organizasyonların siparişlerini alan Tadı Damak'ta leziz saç tava, ızgara ve lahmacun pide çeşitlerini yemek bir ayrıcalıktır. Siz de ailenizle veya konuklarınızla rahat ve hijyenik bir ortamda lahmacun pide, saç tava ve ızgara çeşitlerini yemek istiyorsanız Gevran Caddesi Askerlik Şubesi civarındaki Tadı Damak'a gelin, damak zevkinizi yaşayın. Tadı Damak, damak tadını bilenlerin adresi. Alabal City, çağdaş yapı sanatının çağdaş yaşama dönüştüğü modern bir site. Daire ve site özellikleriyle size, ailenize ve konuklarınıza sunulmuş ayrıcalıklı çağdaş ve modern yaşam kompleksi. Sitemizde 7/24 site güvenliği, yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, hayvanat bahçesi, organik tarım alanlarla Diyarbakır'da ilkleri gerçekleştiriyoruz. Alabal City. Dairelerimiz 145 metrekare net, 175 metrekare brüt alana sahip olup zemin artı 7 katlı 12 bloktan oluşan sitemiz otogar ve metro AVM'ye 3, havaalanına 8 dakika mesafededir. Modern mimarisi, huzurlu yaşamı ve üstün peyzaj düzenlemesiyle Alabal City tam size göre. Son 20 dairemiz Mayıs ayına özel kampanyalı fiyatlarımızla satışa sunulmuştur. Urfa yolu Has Havar Caddesi'ndeki sitemizde örnek dairemizi günün her saatinde görebilirsiniz. Bilgi için telefonlarımız 0412 330 0147, 0532 733 7734, 0530 348 9407. Her şey ehline yakışır. Tabii döner de ehline yakışır. Dönerin her hali, üstelik en lezzetli hali Ehli Döner'de. Ehli Döner, Yenişehir Şubesi şimdi hizmetinizde. Yaprak İskender, Döner Güveç, Döner Ganmuş, Dürüm İskender ve Tavuk Döner çeşitlerimizle Ehli Döner olarak şimdi Yenişehir'deyiz. Adresimiz Büyükalp Caddesi Koç Apartmanı 6 Yenişehir. Rezervasyon ve bilgi için telefonumuz 0412 229 60 69. Aracınızı çok seviyor olmanız yetmez. Onu profesyonel ve garantili Otovax araç koruma sistemleriyle korumalısınız. Yıpranmış motorunuza tam bakım ve koruma, antibakteriyel araç içi temizliği ve komple araç temizliği uygulamaları için sertifikalı profesyonel bir ekibe ihtiyacınız var. Otovax şimdi Diyarbakır'da. Boya koruma, çizik giderme ve parlatma. Antibakteriyel iç temizlik, Otovax yıkama. Ozon makinesiyle dezenfeksiyon. Kir, leke önleme ve koltuk korumada şimdi Otovax var. Avrupa'dan ithal patentli ürünler ve sertifikalı uzmanlar eşliğinde Otovax kalitesine sahip olun. Otovax, Diyarbakır Uygulama Merkezi, 75 metrelik yol üstü Eski Tekel civarı. Telefonumuz 0412 502 22 60, 0546 968 96 20.
Kafeteryası, piknik sahası, kapalı alan lokantası, yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzuyla Yeşilırmak Dinlenme Tesisi ve piknik alanı Çınar Martin Karayolu 4. kilometrede. Yılın her mevsiminde panoramik manzarası, otoparkı, çocuk oyun alanı, nefis saç tavası, ızgaralar, balık çeşitleri ve kahvaltı servisiyle Yeşilırmak Dinlenme Tesisi ve piknik alanı sizleri ve dostlarınızı ağırlamaya devam ediyor. Düğün, nişan, yemekli toplantı ve benzeri tüm sosyal etkinlikler için en uygun şartlarda hizmet sunan, alkolsüz ve huzurlu bir aile ortamını bulacağınız Yeşilırmak Dinlenme Tesisi ve piknik alanı Çınar Martin Karayolu 4. kilometrede. Bilgi ve rezervasyon için telefonlarımız 0535 892 0180 0535 887 4780. AVM Emlak Ofisi'nden Urfa yolu 10. kilometrede site içerisinde çocuk oyun alanı bulunan merkezi sistem uydulu, özel güvenlikli, duşakabinli, ebeveyn banyolu, özel süpürgelikli, ahşap parkeli, ıslak zemin fayanslı, ters tavanlı, paratonerli, son sistem 3+1.0 daireler, +180 metrekare dükkan altı, 180 metrekare bodrumu ile birlikte satılıktır. AVM Emlak Ofisi, adres Diğer Galeriya C Blok Kat 2 numara 3 Yenişehir Diyarbakır. Telefon 0553 183 6360. Web adresi www.avmemlakofisi.com. AVM Emlak Ofisi'nden satılık daireler. AVM Emlak Ofisi'nden Elazığ Caddesi'nde 3. kilometrede site içerisinde merkezi sistem uydulu, doğal gazlı, paratonerli, duşakabinli, çocuk oyun alanlı, çocuk yüzme havuzlu, bayanlar için özel yürüyüş bantları, site sakinleri için spor aletleri bulunan, dış cephe mantolamalı, ısı ve ses yalıtımlı, net 160 metrekare kullanım alanlı, sıfır daireler satılıktır. AVM Emlak Ofisi adres, Diğer Galeriya C Blok Kat 2 numara 3 Yenişehir Diyarbakır. Telefon 0553 183 6360. Web adresi www.avmemlakofisi.com. AVM Emlak Ofisi'nden Urfa yolu 5. kilometrede site içinde çocuk oyun alanı bulunan merkezi sistem ısıtmalı, ebeveyn banyolu, merkezi sistem uydu ve internetli, özel güvenlikli, 4+1, 165 metrekare, krediye uygun, lüks daire satılıktır. AVM Emlak Ofisi, adres Diğer Galeri C Blok, Kat 2, numara 3, Yenişehir Diyarbakır. Telefon 0553 183 6360. Web adresi www.avmemlakofisi.com. AVM Emlak Ofisi'nden Mega Center karşısı, Ekinciler Sitesi 7. kat, park orman manzaralı, kombili, bireysel doğal gaz ısıtmalı, ebeveyn banyolu, vestiyerli, kilerli, duşakabinli, masrafsız 3+1 daire satılıktır. AVM Emlak Ofisi, adres Diğer Galeriya C Blok Kat 2 numara 3 Yenişehir Diyarbakır. Telefon 0553 183 6360. Web adresi www.avmemlakofisi.com. AVM Emlak Ofisi'nden Yenişehir Stadyum karşısında bireysel doğalgaz ısıtmalı, vestiyerli, duşakabinli, kombili, çelik kapılı 3+1 125 metrekare daire satılıktır. AVM Emlak Ofisi, adres Diğer Galeriya C Blok Kat 2 numara 3 Yenişehir Diyarbakır. Telefon 0553 183 6360. Web adresi www.avmemlakofisi.com. AVM Emlak Ofisi'nden satılık lüks daire. AVM Emlak Ofisi'nden 3+1 200 metrekare kullanım alanlı, ebeveyn banyolu, jacuzzili, vestiyerli, çift çelik kapılı, özel güvenlikli, güvenle oturabileceğiniz lüks daire satılıktır. AVM Emlak Ofisi adres, Diğer Galeriya C Blok, Kat 23, Yenişehir Diyarbakır. Telefon 0553 183 6360. Web adresi www.avmemlakofisi.com. Özlem Diyarbakır Seyahat. Sektöre sonradan girdik ama kısa sürede Diyarbakır'ın parlayan yıldızı olduk.
Mercedes Stravego, Neoplan Tuarliner ve Neoplan Sterliner'in son modelleriyle yenilenmiş filamuzla özlenenleri özlemlerine kavuşturmaya devam ediyoruz. Sadece yolcu taşımayı değil, Diyarbakır'ın tarihini de taşımayı ilke edinen firmamız, kaliteli, güvenli ve konforlu bir hizmet anlayışıyla özlemlerinizin ulaştığı son nokta olmaya devam ediyor. Özlem Diyarbakır Seyahat. Özlem duyduğunuz yolculuğun adı. Evet, kısa bir reklam arasından sonra Can TV ekranlarında seçim 2015'te Diyarbakır HDP 8. sıradayı Sayın İmam Taşçıer ile sohbetimize devam ediyoruz. Programımıza devam ediyoruz sevgili izleyenler. Hemen hatırlatalım, yarınki konuğumuz saat 11 gibi belli olacak. Onu da yine sosyal paylaşım sitemizde Diyarbakır Can TV sayfasından paylaşacağız veya kendi sayfamdan da paylaşacağım. Ali Saratipoğlu sayfasından da paylaşacağım. Ki bugün Sayın Taşçıer'in de programı o sıralarda belli oldu. Saat 11-11.30 gibiydi, belli oldu. İkimize de herhalde aynı anda haber gitti. Önce size dönüldü, sonra bana haber verildi. Evet, Sayın Taşçıer, devam ediyoruz. HDP için belli bir medya, hani işte size göre yandaş medya diyorsunuz. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen televizyonlar, gazeteler, haber siteleri diyelim, yayın organları. HDP ile ilgili çok ağır yazılar yazdığına ilişkin bir mesaj var. Bunun için HDP bir şey yapıyor mu? Yoksa sadece seçim meydanlarında cevap mı veriyor? Ya yani şimdi hani... Gerçi sizin Diyarbakır'daki adayların böyle bir problemi yok. Rahatsınız. Yani Diyarbakır'da doğru yok ama hani o yazılan, o medyanın HDP'ye hücum etmesi ya o yanlış medyanın hedef göstermesi zaten sonucunda 65 tane yerimiz saldırıya uğradı. Evet. Ki bunların ikisi de Adana ve Mersin çok çok önemli saldırılardı. Evet. Eğer orada ölüm olmaması yani en büyük tesellimizdi. Evet. Olmasa büyük tesellimiz oldu. Şimdi yani şöyle düşünüyorsun. Türkiye'de 4 tane büyük parti seçime giriyor. Evet. Yani Türkiye tarafına gittik. Başka partiler de var. Belki 15-20 tane yakın parti giriyor ama 4 tanesi büyük parlamentoda grubu olan diye seçime giriyor. Bunların tek saldırıya uğrayan HDP oluyor. Çok düşündürücü. Yani bazıları bundan rant elde ediyor. Bazıları bundan çıkarı var. Bazıları bunda yani Kürt sorunu da ilgili bir sorundur. Bu başka bir şey değil. Acaba şöyle düşünülebilir mi? Hani HDP'nin gerçekten bir yükselişi var. Şimdi bundan önceki 5 yıl, 4 yıl önceki genel seçimdeki oy oranıyla bugünkü oy oranı arasında müthiş iki katı bir fark var hemen hemen. En kötü ihtimal diyelim. HDP'nin yükselişi huzurdan, barıştan kaynaklanıyor diye. HDP büroları saldırıya uğrar. İşte burada Kürtler ayağa kalkar, Kürt gençler ayağa kalkar. İşte ortalık karışır ve batıdaki HDP oy oranı düşer diye bir düşünce olabilir mi bu? Yani bunu mu sağlamaya yani çalışıyor? Her türlü olasılık var. HDP'yi seçime koymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bak, Cumhurbaşkanı'dır. Ben özledik. Tarafsız bir adam olması gerekirken hala yasalar onun taraf olduğunu hala müsaade etmemiş. Tarafsız olması gerekirken seçim meydanında çıkıyor. HDP'yi hedef gösteriyor. Evet. Ve AKP'yi destekliyor. Hedef nasıl gösteriyor? Diyor ki işte arkasında terörist parti, örgüt olan parti şu şekilde kendi ağzıyla direkt hedef gösteriyor. Yani bakın, sen bir ülkenin cumhurbaşkanısın. Sen 13 sene, 12 sene başbakanlık yapmışsın bu ülkede. Senin gibilerinin daha çok sükunete davet etmesi gerekirken, evet, sükuneti sağlaması gerekirken sizin ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun tekrar HDP'yi hedef gösteriyorsun ve bu hedefte de bir şey elde etmek çalışıyorsun. İşte bu
Buna bana rant denir. Buna ne denir? Buna kanlı güçlerin kan üzerinde politika yapması denir. Yani evet. Bugüne kadar çünkü hep kan üzerinde Türkiye'de politika yapıldı. Kanlı güçler bu politikayı yönetiyor, yönetmeye çalıştı. Şimdi de bazılarının eliyle rahat rahat bu yapmaya başlanıyor. HDP dışarıda tutturmaya çalışılıyor. HDP niye dışarıda tutursun? Yani niye sen başka bir parti dışarıda tutmayı düşünmüyorsun, HDP'yi düşünüyorsun? Niye sen onun o 10'luk limitine, 15'lik yani alacağı limite göz koymuşsun? Sen iyi partiysen şey Sayın Tayyip, biraz da tarafsız olalım. Ama yani, kendi programını anlatsın. Evet, kendi yapacağı icraatları söylesin. Şimdi şöyle diyelim. Ne yapacak? Ne projesi var Türkiye için? Şimdi, hadi önceleri evet. Şunu bir iki projesi vardı. Sağlıktı. Yollarda falan benzeri ama şimdi onlar da onu da anlatamıyor çünkü onun orada da foyası çıktı ortaya. Yani dünyanın gerisinde orada da. Yani bir o şeye baktığımız ama zaman Sayın Taşçı'ya bakın şunu kaçırıyorsunuz sizler. Alacağınız barajı geçmeniz halinde Halkın Demokrasi Partisi'nin alacağı vekillerin %90'ı AK Parti'den olacağı için bu kadar basit yani. Tamam, siz barajı geçtiğiniz takdirde İşte CHP'den 3 milletvekili alacaksanız, MHP'den 1 tane alacaksanız, efendime söyleyeyim AK Parti'den 50 tane alacaksınız. Bakın özellikle yani bu çok önemli. Özellikle HDP'nin üzerine gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi belki bu olabilir ama bu onu kurtarmaz. Ben ihtimalleri söylüyorum size. Bu kurtarmaz. Bu ne olur 4 sene sonra 4 sene daha onu götürür. Başka ne yapabilir? Evet. Yani önemli olan eğer sen siyasetçiysen 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonraki programlar yapman gerekiyor ülke için, sen bu ülkenin geç sahibiysen. Ama sen günübirlik siyaset yapmak istiyorsan bu doğru. Evet. Proje anlat, program anlat, yapabileceğin şeyleri söyle. Ama sen gidersen hırsızlık yaparsan ve hırsızlık yapanları da kollarsan ve bu konuda şaibe altında kalırsan bunu yapmaya çalışırsan ve orada HDP'ye saldırırsan sen bu çalışmalarını bir daha yapacaksın anlamına geliyor. Evet. Şimdi o hırsızlığının peşindedir bunun anlamı. Yani ben HDP'yi barajı açtırmayacağım. Ne olacak? Ona gelen 9.99 oyu ben kendi haneme yazacağım. Evet. Yani bu her ne kadar belki anlık bir zafer olmuş olsa dahi bu bir alışkanlık yaratır. Aynı zamanda daha önce de yapıldığı gibi süre içinde yani diğerlerin başına gelmişse onun başına o gelir. İşte Demirel nerede? Ne bileyim Çiller nerede? Mesut Yılmaz nerede? Evren nerede? Yani o Evren mezarda onun. Yani bu da öyle bir hal gelir ki kimse onu anmaz. Yani Evren öldüğü zaman hiç kimse onu rahmetle anmadı. Yani bu kadar zulüm. Oğlum canım kızı sonra dedi ki 60 milyon dedi babamı Kenan Paşa diye uğurladı. 10 milyon da umurumuzda değil diye. Değil mi? Öyle dedi ama ilan verdi. Ama cenazesinde 3-5 tane insan yoktu. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Evet, ulamıza burada hatta olacaktı. CNN Türk'ün de zannedersem sunucusu da bayağı bir fırça yemişti kızından. İşte bu yargılanma süreciyle ilgili. Evet, dedi, evet. Dedi ki siz ne demek istiyorsunuz yani dedi, sunucuya dedi. Ne demek bekliyorsunuz? Yani dedi ki o yargılama sonuçlansaydı, Yargıtay karar verseydi babanız normal bir vatandaş olarak defnedilecekti. Dedi o zaman siz de kına yakar. Hiçbir siyasi parti katılmadı cenazesine. Evet. Yani oradan hareketle hatta insan bunu götürebilir. Ama şimdi ilginç bir şeydir. Kenan Evren'in MHP'li olduğunu herkes biliyordu. Evet. Yani MHP niye katılmadı onu hayret ettim. Yani onlardan da asılmıştı onu gerçi. Onu göğüsleyemediler. Değil yani mi? Çünkü adam gerçekten hani bir tane diktatöryal diktatörlük yaptı. Evet. İkincisi insan kanı döktü. İşkenceler yaptı. O kan dökmedi. Herkesi astı. Astı. Yani, kan dökmedi. Evet. Ve arkasında 17 öyle yaşında insanı astı. Yani, yani yaşını astı. Büyüterek evet, astı değil mi? Yani göze göre yaptı bunları. Evet. Şimdi böyle bir diktatör insan söylerken bile yıllar geçmiş tüyleri diken diken. Şu anda Erdoğan da böyle bir yapıya doğru gidiyor. Zaten diktatörlerin gerçekten gözü kör oluyor. Önünü göremiyorlar. Eğer Saddam Hüseyin Irak'ta diktatörlük değil de o gelir dağılımını paylaşabilseydi ve orada yaşayan insanlara demokrasi yol gösterseydi
Oranın maddi imkanları, petrolü, bütün dünya yetecek kadar, hepsi yetecek kadar vardı. Hepsinin evinin musluğu altında olurdu. Tek adamın değil, herkesin öyle olurdu. Arabistan gibi olur, Kuveyt gibi olur. Yani ama bunu ne yapmadı, ne yaptı? Sadece kendine oynadı. Gözü görmedi arkasını, fark etmedi, yani düşünemedi ilerisini. O bir şeydir. Evet. Yani işte diktatörlerin de gafletleridir. Şu anda Erdoğan da öyle bir o durumda. Yani onun içinde işte HDP'ye saldırmanın dışında da çareleri kalmamış. Yani HDP'ye saldıracak, HDP'nin oylarını alacak, çalacak ve HDP baraj altında kalacak, çareleri kalmamış. Ama inanın buna HDP ve öyle düşünen insanlar, HDP gibi düşünen insanlar bu tür insanlara meydan vermeyecek, bu tür düşünceleri meydan vermeyecek ve barajlar ne kadar da yüksek olursa olsun hepsini aşacak. Yani evet. Denizlere kavuşturacak barajları, öyle diyelim, aşacak. Bu olması gereken şeydir. Yani kimse bunu önüne alamaz. Tarih de buna doğru gidiyor, insanlık da buna doğru gidiyor. Yani sen Erdoğan veya onun gibi güçler ne yapmak isterse yapsın, bunun önüne alamayacaktır. Yani ben alamayacağımdan da eminim. Halktan gördüğüm bu. İstanbul'la görüşüyorsun, İzmir'le görüşüyorsun, Ankara'yla görüşüyorsun. Yani Türkiye'nin en ücra köşeleriyle, özellikle batı tarafı dediğimiz Kürdistan dışındaki diğer tarafla görüştüğün zaman herkeste bir umut ve biz oyumuzu vereceğiz. Bugüne kadar AK Parti ve benzeri partilerin dışında, sağ canlı AK Parti'nin dışında oy vermeyen insanlar bizi arıyor, biz oyumuzu vereceğiz diyorlar. Yani biz bunu, yani siyasetçi olarak bundan yanılmayız. O hava var. Büyük bir hava var. Ama rahavet değil de o havayı güçlendirmek lazım. Daha çok oya çevirmek lazım. Güçlü bir şekilde parlamentoya girmek lazım. Eğer Kürt sorununun çözülmesini istiyorsa insanlar, Kürt parlamentoda bu temsilcinin güçlü yapılması gerekiyor. Güçlü yapıldığı zaman sen orada değişiklikler yapabilirsin. Evet. Zaten bağımsız olarak HDP çizgisinde olan insanlar bağımsız olarak meclise girebiliyordu. Amaç 35-40 sandalye almak değil bu seçimlere bu şekilde girilmesi. Amaç sisteminde değişiklikler yaratabilmektir. İşte çürümüş olan bu anayasanın ilk şeyi olan barajı devirerek oraya gitmektir. Ondan sonra orada mücadele edip Kürt sorununu çözme konusunda artık kan dökülmesini insanlar istemiyor. Biz istemiyoruz. Hiç kimse bunu bence istemiyor. %10 bir kafataşçı kesim var, o hariç. Fakat kafataşçı, ırkçı, o kandan beslenen, o kan emicilerin dışında kimse bunu istemiyor. Bence halk bunlara gönlünü gösterecektir. Bizim istediğimiz HDP olarak barıştır. Bizim istediğimiz olarak insan haklarının gelişmesidir. Bizim evet. istediğimiz insanların önlenmesidir. Göçlerin olmamasıdır. Halkın evinin, yurdunun, yerinin yakılmamasıdır. Şimdi Mezopotamya gibi dünyanın merkezi olan Mezopotamya gibi verimli araziye, verimli doğaya sahip dünyanın hiçbir yerinde öyle bir yer yok. Evet. Dört mevsimi yaşıyoruz. En iyi şekilde. Güneşim var, suyum var, toprağın çok verimli. Ama düşünün bu Dicle Vadisi'nde ya da Fırat'ın Vadisi'nde insanlar gidip Muğla'da, Kayseri, ne bileyim İzmir'de falan çalışıyor. Halbuki bu arazi, bu verimlilik eğer dünyanın neresinde olsa, neresinde olsaydı var ya, dünyanın her tarafından insanı gelip burada çalışacaktı. Yani o kadar verimli bir arazi. Bir arazi. Düz, verimli, evet. Yani sulu, su, evet. Güneş, her şey var burada. Ama ne? Şimdi burada bir Kürt sorunu var. Tüm neyi bağlarsan Kürt sorununa bağlamak gerekiyor burada. Adamlar Kürtlerin önce okumasını istemediler, engellediler. Tamam. Ama süreç öyle gelişti ki mecbur kaldılar okulları açtılar. Kendi istekleriyle okulları açmadılar. O gelişti, yol yapmadılar. Süreç öyle gelişti ki mecbur yol yaptılar. Elektrik vermediler. Keban'dan elektrik çekiyordu. Keban'dan. Siz hatırlar mısın? Ben iyi hatırlıyorum o dönem 70'li yıllarda. Keban'da elektrik... 70'li yıllarda. Keban
Orman hatırlamaz. Teman bölgesinde Teman Etlik verilmiyor da ta götürüp Edirne'ye Etlik ya da Kocaeli'ye Etlik veriliyordu. Ya bu Etlik buradan çıkıyor. Evet. Buraya Etlik verilmiyordu. Halen de öyle. Halen oraya de, gidiyor oradan buraya geliyor. Halen de öyle. Evet. Niye? Yani neden bu yapılıyor? O zaman sen bu milleti yani Kürt halkını bu kadar yıl boyunduruk altına aldın, ezdin, sömürdün. Dört parçaya böldün bunu. Ha, dört parça içinde tanımadın bunu. İnkar, imha, asimilasyon, red. Hep dört tane dünyanın en ünlü biliyorsun bir milleti inkar etmenin en ünlü maddeleri bunlardır. Yani ilk önce tanımayacaksın, inkar edeceksin. Sonra öldüreceksin, imha edeceksin. Sonra sorunlarını red edeceksin. Sonra asimile edeceksin. Sonra tanıyacaksın. Yani, en son tanıyacaksın. Onunla oturacaksın masaya. Bunun başka bir yolun yok. Kaçamazsın bir yere. Ama yani gel şimdiden otur rahat rahat insanlar ölmesin, kan dökülmesin, barış olsun, ortam gelişsin, daha çok insanların çünkü her şey insanların refahı içindir. Yani yeryüzündeki bütün mücadele budur. Yani insanların onurlu, dik, başarılı dik, onurlu yaşam mücadelesidir her şey. Evet. Bunu da elinden imkan varsa niye yapmıyorsun? Ama bugün işte bunun gözüküyor. Türk İşi Demokrasi, Türk İşi Başkanlık getirecek nasılsa. Diyorsun Amerika... Aslında Amerikan Başkanlık Sistemi güzel. Amerikan Başkanlık Sistemi'nde dengeler var. Evet. Yani... Mesela işte millet valisini seçiyor. Tabii ki millet. Şimdi burada öyle bir şey yok. Yani o dengeler yok. O dengeli oluşana kadar 50 yıl geçer. Çünkü şimdi... yargıdır, yasamadır, yürütmedir. Ne bileyim yerel iktidarlardır. Evet. Bunların hiçbiri doğrusu yok ki. Amerikan eyalet sistemiyle yönetilen bir ülke. Burada eyalet... 50 tane eyalet. Burada federal sözcüğünü ağzına alamıyorsun. Özellik sözcüğünü ağzına alamıyorsun. Onda zaten yok. Sen nasıl bir yönetim yapacaksın? O zaman diktatöryal bir yönetimdir. Yani diktatörlük yapacaksın. Evet. Ben aslımı aslı kestiğim kestiktir. Öyle oraya gidiyor. Bunu da iktidar partisinden yaptıracaksın. Yani insanlar buna müsaade etmez. Evet. Yani ben bu seçimde bunun öne alınacağını, artık AKP'nin iktidar olamayacağını düşünüyorum. Yani çoğunluğu alarak kendiyle bir de koalisyon kurar ayrı bir şey. Fakat 275'i aşamayacağını düşünüyorum. Şimdi bugün şöyle bir duyum aldım. Diyorlar ki biz Batı'da özellikle HDP'ye oy veririz. Ancak HDP barajı aşar. Hem de güçlü bir şekilde aşarsa... AK Parti tek başına iktidar olamayabilir. HDP şunun sözünü verebilir mi? Biz AK Parti ile koalisyon yapmayacağız. Sözünü verebilir mi diye. Tabii keşke Sayın Demirtaş veya Sayın Yüksekdağ burada olsaydı da. Hani biz genel konuda, başkanlık bizim de sorsaydı. Bizim de o konuda bilgilerimiz var. Evet. Kesinlikle. Hani böyle bir duyum size de geldi mi? Yani bize, böyle bir söylem. Yani, hayır, gelmez dahi tahminler yani yürütülen evet. Şeyler var. Kesinlikle. AK Parti ile koalisyon ortaklığı gündemimizde değil. Yani kesinlikle değil. Öyle bir şey yok. Gerçi Sayın Demirel'in çok ünlü bir sözü var. 24 saat siyaset için çok uzun bir zaman. Yani ama yani biz siyasetimizi AK Parti'nin ortağı ne bileyim koalisyon ortağı üzerine yapmıyoruz. Peki bir dönem çünkü görüşlerimiz çok zıt. Evet. Kürtlerin muhalefet kalması bana göre daha uygundur. Yani iktidar ortağı olacağına muhalefet kalması çok çok daha uygun olur. Çünkü daha oradan taviz vereceksin kendi görüşünde. Kendi yani onlarla karşılıklı oturduğun zaman taviz vereceksin. Evet. Belki alacağın tavizle vereceğin tavizden çok çok fazladır. Yani amaç orada iktidar olmak değil. Hı-hı. Amaç Kürtlerin, Türkiye'de ezilmişlerin, halkların sorunlarını eşit, özgür bir temelde çözmektir. Evet. Bunu sen gidip AK Parti'yi bugüne kadar yapamayan bir partiyle nasıl iktidar ortak olup yapacaksın? Yani ama ona kendileri kursunlar hükümetlerini. Kim de kursa kursun. Şöyle muhalefet aslında seçime iyi hazırlanmıştı. Ana muhalefet ve sonraki muhalefet, yavru muhalefet mi diyorlar, ne diyorlarsa bilmiyorum tam ona da. Şöyle diyorlardı, bu barış süreci görüşmeleri bir ara sıklaştı böyle. Hı-hı. Çok olumlu giden bir süreç vardı. Dediler ki AK Parti ile HDP ortak gidiyor seçime. İşte bir taraf diyordu AK Parti HDP'yi barajı geçirecek. Ondan sonra 400 sayısını bulacaklar beraber. İşte başkanlık sistemini getirecekler.
böyle bir siyasete hazırlanıyorlardı. Ancak Sayın Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız sözüyle muhalefet bu şeyin siyasetini, bu söylemini geri aldı. Pek dile getirmedi. Ama halen de bir anlaşma olduğu, gizli bir anlaşma olduğu söyleniyor. Bu yani, AK Parti'nin bunlar hani duyumlar. Ben bu AK Parti'nin anlaşmayı ifade edebilmek için AK Parti'nin şey el altında Gezi'den evet. yaptığı manipülasyonlardır. Öyle bir şey yok, olmamış. Zaten eğer olsaydı AK Parti bütün seçim stratejisini HDP üzerine yapmazdı. HDP, bütün AK Parti seçim stratejisi HDP'nin barajı aşmamasıyla ilgilidir. Şimdi öyle bir parti daha önce ne deniliyordu? Diyordu ki işte HDP girecek ama işte barajı çalışmayacak, barajı aşmayacak. Sorun olacak. Onun için AK Parti işte 300-500 tane medeki alacak. Ama baktı öyle değil. HDP çok güzel sarılmış. Müthiş planlı, programlı bir çalışma yapıyor. Ve oy oranını günden güne yükseltiyor. İnanın şu saate dahi oy oranı yükseliyor. Günden güne yükseltiyor. Ve AK Parti'nin 13 yıllık iktidarında, 12 yıllık iktidarında Kürt sorununu ve Türkiye'deki diğer halkların ezilmişlerin sorununu çözmediğini ifade ediyor. Çözmeyeceği olan bir partiyle de bu türlü görüşmenin yapılması imkansız. Hı-hı. Çünkü sen siyaset yapıyorsan siyasette siyasetin karşılığı olmalı. Karşılığı olan siyaset olmayan siyaset kazanmaz. Kürtlerin siyaseti de, ya HDP'nin de siyaseti de, evet. HDP'nin içine alan diğer bileşenin siyasetleri de tümüyle bu sorunları kamuoyuna taşımak, parlamentoya taşımak, bunları çözmek içindir. Evet. Yani iktidar ortağı olma hevesi ya da AK Parti iktidar yapma hevesi ya da buna benzer manipülasyonlara hedefisi yok. Öyle bir şey olamaz da. Zaten olsa da bugün bu kadar canla başla sarılıp barajı geçme, yani daha da barajı geçtikten sonra da yüksek oy alma, yani temsiliyeti güçlü yaratma orada olurdu. Bugüne kadar Türkiye'de doğru düz muhalefet yapılmamış. Ben işte 40 yılda siyasetle uğraşıyorum. Hep CHP muhalefet olmuş ama hiçbir zaman bir projesi olmamış. Evet. Yani sizler de bu son kaç yıldır görüyorsunuz. Bir projesi yok. MHP'nin de bir projesi olmamış. Yani, ama HDP muhalefette çok büyük bu son 4 yıldaki muhalefeti 30-35 vekille ki ondan 5 tanesi kaçılık birini kabul etmediler, 5 tanesini tutuklu bıraktılar. Bunu 30 vekille müthiş bir muhalefet yaptı. Yani 130 vekili olan partiyenin 5 katı kadar muhalefet yaptı. Bütün halk, Türkiye'de yaşayan halk HDP'nin muhalefeti takdirle karşıladı. Nasıl bunu yapabiliyor? İşte inançları ve doğru bildikleri var. O doğru bildiklerini hayata geçirme var. Öyle bir muhalefet geliştirmek lazım. Bu süreçte de bizim temel hedefimiz tabii ki eğer iktidar olabilirsen iktidar olmaktır. Evet. Tek başına iktidar olsan ne mutlu. Ama yani koalisyon hesapları falan yok. Olmaması da gerekiyor zaten. Öyle bir şey de düşünülemez. Çünkü sen hedefi onun üzerine koyarsan başarılı da olamaz. Evet. Yani bugün başarılarımızın nedeni zaten kendi görüşlerini halka anlatabilmek, topluma anlatabilmek, topluma paylaşmaktır bunları. Bu HDP'nin işte programı olsun, seçim beyannamesi olsun, açıktır evet. bunlarda. Öyle bir durum söz konusu değil. Olması da düşünülemez. Böyle bir AK Parti ile koalisyon ya da işte AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi falan. Onlar hepsi AK Parti'nin uydurmaları, şehir efsanesi dedikleri o. Yani isteyerek bunu yapıyorlar ki halk yönelen, HDP yönelen halk vazgeçsin onda. Ama inanın hiçbir şey tutmuyor onların. Onlarca bugüne kadar Selahattin Bey ile ilgili antipropaganda, kara propaganda yaptılar. HDP ile evet. ilgili yaptılar. Kürtlerle ilgili yaptılar. Adam geldi buraya elinde Kur'an gezdi. İşte yalanlar, dolanlarla bunu dile getirmeye çalışmalarına rağmen tutturamadılar hiçbirini. Şimdi ne yaptılar? Yeni proje geliştirmeye başlıyorlar AK Parti. İşte biz nasıl
hükümet olabiliriz. Projelerimiz ne? Yani şeyden baktılar ne kadar gidiyorsa HDP üzerine. Evet. HDP'nin açığı yok. Yani gizli saklısı yok. Seçimde çalışıyor. Halka güven veriyor. Yani bunu bence görüp daha onlar ne kadar üzerimize gelirseler gelsinler biz o kadar büyüyeceğiz. Onlar bunu bilmeleri gerekiyor. Ya ana muhalefeti bırakmış. HDP'nin üzerine geliyor. Evet. Dedin ki Avrupa muhalefeti bırakmış. HDP'nin üzerine geliyor. Onlara hiç yok. Değil de buna yani hırsızlığın dışında bir şeydir bu. Yani o %10'luk oya göz dikmenin dışında bir şeydir bu. Bu bence bu bahsettiğim temsiliyeti parlamentoda kabul etmemesinden kaynaklıdır. Hı hı. İstediği gibi yönetsin Kürtleri. Bugüne kadar nasılsa kandırıyor, yönetiyor. İşte geliyor Diyarbakır'da bir söz söylüyor. İşte ben baldıran zehirini içerim Kürt sorunu çözmezsem. Onu diyor. İkinci günde kalkıyor. Diyor ki işte masa yoktu diyor. Dolmabahçe Sarayı'nda 3 tane heyet temsilcileri, İmralı heyeti temsilcisi ve hükümetin bütün en üst yetkilileri, İçişleri Bakanı, Devlet Bakanları ve benzeri müsteşarlar buna oturuyorlar. Bir metin deklare ediyorlar, bir metin okuyorlar, bir metin yayınlıyorlar. Evet. Ve o metinde de hepsi kabul ediyor. İkinci gün diyor ki öyle bir şey yok. Masa yok diyor. Evet. Ben o metin tanımıyorum diyor. O nedir diyor. Öyle o metin mi olur diyor. Yani şimdi hiçbir adım bugün ne kadar hükümet dediğim gibi Tayyip Erdoğan, AKP hükümeti bu sorunu, Kürt sorunu çözmek için demokrasi sorununu yani demokrasi önünü açmak için yasal ve anayasal düzenlemelere gitmemiş. Gitmeyince sıkışmış, tıkanmış. Ne yapacaksın? Tıkanmış. Bu sefer vurmaya çalışacaksın. Bu sefer değişik şekilde üzerine gitmeye çalışacaksın. Yalan yanlış şeyleri uydurmaya çalışacaksın. Evet. Yok Kürtlerin dini biliyorum neymiş. Ya sen dinin neydi öncesinde Müslümanlıktan, İslam'dan önce? Herkesin bir dini var. İslam'dan önce Kürtler başka bir dinde olabilirler. Ondan önce de başka bir dinde olabilirler. Şu olabilir. Sen yani neyi anlatıyorsun? Dini özgür olabilir. Dini hayır, seçmiş. Yani ataları seçmiş. Sen geliyorsun bunu anlatıyorsun. Tutmuyor bunlar. Yani İslam, Müslümanlığın gelişi işte 1300 yıl önce, 1400 yıl öncedir. Hı hı. Peki 1400 yıl öncesinde başka dinler var her milletin. Ha, Kürtler her zaman bu coğrafyada Mezopotamya dediğimiz evet. Şu anda Orta Doğu'da Kürdistan'ın dört parçasının üzerinde o coğrafyada yerleşik halktılar. Onlar her zaman burada kalmışlar. Bu diğer sonradan Türkler de ve başka milletler de sonradan buraya gelenler bu sefer buranın değerlerine saldırmaya başlıyorlar. Halbuki senden yerleşik halkların kültürleri, bilinçleri, onların yaşam tarzları çok kalıcı olur. Yani böyle sıradan olmaz. Onun için de dünyanın merkezi Kürdistan'dır hemen hemen. Yani çok fazla aşırıya kaçırmak şartı ama gerçeği bu. Yani Mezopotamya, yukarı Mezopotamya'da bugüne kadar bulunan kalıntılar yerleşim yerleri bakımından dünyanın merkezi konumunda olan bir coğrafyada yaşıyor Kürtler. Evet. Oranın sahibidirler. Oranın yerleşik halkıdırlar. Ve büyük medeniyetler kurmuşlar bu oralarda. Sen geleceksin işte 1071'lerde bu tarafa doğru Kürtler, o da Kürtler yardım etmişler onlara. O tarihte. Sonra geleceksin, yerleşeceksin. Bu sefere tanımayacaksın. Onları öldüreceksin, katledeceksin. Osmanlılar zamanında biliyorsunuz yani Kürtler hiçbir zaman teslim olmamışlar onlara. Osmanlılar döneminde yarı özellikle yarı federal bir şekilde yaşamışlardır. Evet. Osmanlılar döneminde vergi de vermişlerdir, askerlik de yapmamışlardır Osmanlılara, kendilerini korumuşlardır o tarihte. Fakat işte nihayetinde Cumhuriyet'ten bu yana Kürtlerin biraz da kolay kandırılmamış mı Kürtler? Özellikle Cumhuriyet döneminde, Kurtuluş Savaşı döneminde. Ya şimdi Kürtlerin hani atalarımız biraz sanki böyle belki bir rahatlığa gibi gitmişler. Kürtlerin bir rahatlığı olmuş tahminimde de o dönemde. Ama şu da var. Planlı, programlı o tarihte bir kandırılmanın dışında bir yapılanma burada olmuş. Çünkü harita üzerinde yani kağıt üzerinde sınırlar çizilmiş. Yani Türkiye bunu çizmemiş. Evet. Biliyorsun bu sınırlar
Birinci Dünya Savaşı'nın güçleri tarafından onlar yani onlar tarafından çizilmiş. Türkiye öyle vermiş. Kürdistan dört parçaya bölünmüş. Bu tesadüfi değil. Yani bir kısmı işte Irak'ta kalmış, bir kısmı İran'da, bir kısmı Suriye'de, bir kısmı Türkiye'de. Evet. Bunlar tesadüf olarak yapılmamış. Yani bu Kürtlerin de acizliği değil. Bir, ikincisi o tarihte hiç devlet istemeyen Araplara devlet verilmiş. Yani o da bölmüş 22 tane devlete. Ha? Herkes yani harita üzerinde işte sen şu devlet olsa şu devlet olsa şu devlet ol o isimlerle o devletler yapılmış o tarihte. Evet. Yani şey değil yani Kürtler dört tane dörde bölüp de dört devlet de verebilirler. Onu da verememişler. Yani sadece Kürtlerin basiretsizliği ya da yeteneksizliği değil. O tarihte egemen güçler, o Orta Doğu'yu dizayn eden güçler bunu yaratmışlar. Bugün de halen devam ediyor bu tür şeyler. Evet. Bakın biz Kürt Ulusal Kongresi çalışmalarını yaptık. Ben Kürt Ulusal Kongresi'nin hazırlık komite üyesiyim aynı zamanda. Erbil'de aylarca çalıştık. Bunu düzenlemeye çalıştık ama sonuca kongreyi yapamadık. Büyük kongre değil mi? Evet. Eğer biz o kongreyi yapsaydık Kürt Ulusal Kongresi, inan ederim bugün Kobani'de, bugün Şengal'da bu olaylar da olmayacaktı. Ben oraya gelecektim. Aslında evet. Kürtlerin hani geçmiş tarihi ayrı bir şey de tabii ki. Geçmiş olmayan geleceği de olmaz ama. Bugün Kürtler dünyaya büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Evet. Özellikle Kobani'de, Şengal'de. Bana göre bir tarih yazıldı. Tabii. Yani mücadelenin tarihi yazıldı. Kolay değildi böyle tek başına küçük silahlarla, hafif silahlarla, büyük silahlara karşı. İnancın olmaz yapamaz. Evet yani İnancı. Artı bir de Kürtler büyük bir birliktelik örneği gösterdiler bana göre o günlerde. Belki çok kayıp verirdi ama hani bugün eğer dün Sayın Pir şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki eğer dedi biz bugün ve bugünden sonra başımız dik, namusumuzla, onurumuzla Kürt halkı gezebilecekse Şengal'de, Kobani'de şehit düşen arkadaşlarımızın, gençlerimizin aylarla oluşacağız dedi. Ve bunu bütün dünya kabul etti aslında. Bir kesim kabul etmese de bütün dünya kabul etti Kobani'deki mücadelenin büyüklüğünü. Sayın Taşıçayar, sona geliyoruz yavaş yavaş. Sohbet güzel aslında. Siz konuşuyorsunuz, ben dinliyorum. Daha nerelere kadar gittik? Mezopotamya'ya gittik. Kürtlerin kuruluşuna, Medlere kadar gittik işte. Tabii ki önümüzde işte 10 gün, 12 gün sonra bir seçim var. 12-13 gün bir süre kaldı. Yarın 7 Haziran olsa, bugün de 6 Haziran olsa. Gerçi 6 Haziran'da konuşma şansınız pek olmayacak. Seçim yasak. Seçilme şansımız var. Yasaklar şansın. Evet. Yasaklar ölçüsünden baktığımızda. Evet. Yarın seçim diyelim. Yarın sandık ve yarın vatandaşlar kalkacak, gidecek, oyunu kullanacak, demokratik hakkını kullanacak, demokrasinin gereğini yerine getirecek ve düşüncesini sandığa yansıtacak. Ne derdiniz bir cümleyle, ne derdiniz seçmene, vatandaşa, yurttaşa ne dersiniz? Hani derler ya son sözün olsa ne derdin hesabı, yarın seçim olsa bir seçmene, seçim sandığına gitmeden önce ne derdiniz? Yani halkın dediğini derdim, biz kiminle diyalog kurmuşsak, oyunuzu kime veriyoruz? Yok, oyunumuzu kendimize veriyoruz diyorlar. Hem denge huddun hu yani hem denge huddun hu. Yani Kürtçe bunu ifade ediyorlar. Yani biz kendimize oyumuzu veriyoruz. Halkın kendisine oyunu vermesini talep ederdim ben. Peki şöyle bir şey sizde var mı? Mesela ben bunu halk arasında da duyuyorum, vatandaşlar, yurttaşlar arasında. Bu seçim Kürtler için çok önemli bir seçim. Hani nasıl işte az önce Kobani'den, Şengal'den bahsettik, silahlı mücadeleden bahsettik. Şöyle söylüyorlar. Bu seçimde kendine oy ver işte dediniz. Yani kendi kendine oy vereceğiz. Evet. Mesela şunu diyor musunuz seçmenlere, vatandaşlara? Bu seçim çok çok önemli. Yani HDP'nin barajı geçmesi Kürt halkı açısından en önemli seçim diyebilir miyiz? Tabii ki yani demokratik yani mücadele. Yani HDP bu seçimde barajı geçerse bir dahaki seçimde ana muhalefete doğru ilerler gibi bir görüntü de var aslında Türkiye'de. Böyle bir algı da var. Hani herkesin denedi ki bunları denemedi ki bir de Kürtler bizi yönetsin. Yani, hazır mıyız? Niye olmasın? Niye olmasın ki? Şimdi siz hani muhalefete kalmayı tercih ediyorsunuz. Biraz. Yani birinci aşamada muhalefete kalacaksın ki. Efendim onun ne olduğunu göstereceksin. Şimdi şimdiye kadar
30 kişiyle muhalefet yapıyordu Kürtler orada, büyük 5-7 kişinin muhalefeti ve bu kadar baskılara rağmen. Neden şimdi 80-100 kişiyle iyi bir muhalefet yapmasınlar? Ama bu arada şunu da çözdüm. 2'de 2 programda 80 ile 100 rakamları hep örnek 80 ile 100'ü veriyorsunuz. Yarınki adayımız da eğer 80 ile 100'ü verirse o zaman siz aranızda konuşmuşsunuz. 80 veya 100 çıkacak diye böyle bir algı geldi. Yani olması gerekeni belki biz söylüyoruz. Yani içimizden geçen birliğimiz olması da gerekiyor. Çünkü yani halkla herkes temas halinde. Ama inan eden yani kendi aramızda öyle konuşmuşluğumuz yoktur. Evet, sadece herkesin ortak tahmini mi? Ortak tahmindir. Çünkü büyük bir rağbet var. İnsanlar tercih ediyor. Bugüne kadar o birikimden ve bugün o söylenenlerin doğru olduğunu kendisi de karar vermiştir. Yani ben Diyarbakır'da bakın burada söylüyorum %80'e yakın biz oy alacağız. %80'e yakın oy. Belki daha üstünde alacağız. Almışız daha önceki tarihlerde. Kürtler burada almışlar. Yani %82'lere kadar oy almışız biz. Ben Diyarbakır ilçelerine baktım. En yüksek oyu Lice'de almış. Ama benim belediye seçimde ilçe söyledim. Pardon. Yani 90'lı 90'ın üzerinde oy almış. Evet. Diyarbakır'ın genelinde öyle bir oy potansiyelimiz var. Diyorsunuz ki belediye seçimlerinde biraz şeyden çıkmış %10'luk bir kayıp vardı. Bu biraz şeyden çıkmış. Halkın şu talebi var. Partiden de çıkmış bu. Yani parti oy vermekten de çıkmış. Talep var. Talepte Kürt sorunun demokratik yolda çözülme talebi var. Çözülmesi konusunda talep var. Evet. Parlamenterin yolda bu konuda bu önüne açılıp yeni yasal anayasal düzenleme konusunda halkın bir talebi var. O talep de yani gerçekçi bir talep. Çünkü yani 40 yıldır bir savaş var. Evet. O savaşta insanlar şehit oldu, kan döküldü, evinden yerinden yurumdan edildi o insanlar. Artık bir kan dökülmesini kimse istemiyor. Ha bu şu anlama da taşımıyor yani parlamento ise yok kan gitmese dökülecek onu demek istemiyoruz. Evet. Ama çözüm mü daha rahat olur. Biz parlamentoya gitmesek de sivil hareketle yine devam ederiz kendi yolumuza bugüne kadar nasıl yaparsak. Siz, mesela sizden örnek vereyim. Evet. Siz yıllardır siyaseti kendi içinizde burada yapmışsınız. Tabii. Yani yaşadığınız yerlerde yapmışsınız. Yani mecliste yapmamışsınız. Kürtler sivil siyaseti yapması çok iyi biliyor. Yani. Fakat yine de parlamentoda yani yasal anayasal düzenlemelerin yapıldığı yerin olması bakımından önemlidir. Orada o temsiliyetle Kürt sorununun çözümü konusunda daha rahat öne açılır. Yani adımlar atılma konusunda öne açılır. 90 yıllık bir problemi, bir sorunu gidip parlamentoda 3 ayda 5 ayda çözemezsin zaten. Ama ne olur o çözüm konusunda, yani 3 yılda da çözemezsin. O çözüm konusunda atılan toplumsal muhalefeti, toplumsal dinamiklerinin yasal anayasal düzenlemelerini yaparsın. Yani yapmak konusunda çaba sarf edersin. Evet. Dikkat çekersin. Dünyanın dikkatini, Kürtlerin, muhalefetin dikkatini, Türklerin dikkatini, onu oraya çekersin. Daha iyi bir şekilde organize etmeye çalışırsın bu muhalefeti. Yani o anlamda seçimler önemlidir. Yoksa parlamentoya girsek ne olur, girmesek ne olur? Yani bizim yaşamımız bugüne kadar parlamentoda mı geçmiş yani Kürtlerin? Hiçbir zamanda da bugüne kadar Kürtler parlamentoda kendi kimlikleriyle temsiliyetleri böyle bir parti şeklinde olmamış. Yani bağımsız giren arkadaşlarımızı ya da CHP lisesine gelen arkadaşlarımızı parlamentonun önünde rahmetli Orhan Doğan'ı hatırlarsınız. Yani Orhan o plakayla polis yakasına tutup ya, oymuştur yani. Ama Kürtler yılmadan mücadeleye devam etmeyecek tekrar. Yani bu parlamentoyu biz böyle parlamentoya girmesek hep şu ne olmaz falan yani girmesek her şey biter falan sözcüğü yok. Parlamento da sivil siyaseti daha ramtabır hale getirilmesi konusundaki çalışmaları yürütürüz orada ki Kürt sorununu çözme konusunda olumlu adımlar atılsın. Evet, yoksa parlamentoya gitmesek bu iş biter meselesi değil. Biz parlamentoya gitmesek de mücadelemizi yapmasını biliyoruz. Çok hassas bir konu. Sayın Faysal Direkçi sormuş. Demiş ki önce CHP ile koalisyon yapılır mı falan diye sormuş ama o soruyu biz bekleyelim. O sorunun cevabını şimdi bilemeyiz. Bunu aslında biraz da hani genel başkan düzeyinde bir cevap olabilir. Bilmiyorum CHP ile koalisyon yapılır yapılmaz.
Tabii CHP ile daha öncesinde bir seçim ittifakı söylentileri vardı, olmadı. Ne kadar tabii ki hani üst düzeyde konuşuldu, ne kadar pazarlık yapıldı onu bilemiyoruz ama böyle bir duyum vardı, yani böyle bir söylenti de vardı bir dönem. Özellikle belediye İstanbul seçimlerinde böyle bir görüşme vardı. Sayın Kürkçü o dönem televizyonda bunu açıklık getirmişti. Evet. İkinci sorusu da biliyorsunuz insanların çok hassas bir noktası din. Ve Diyanet'in kaldırılması, din dersinin kaldırılması söylemleri gündeme bomba gibi düştü ve hükümet bunu iyi kullandı diyelim. Bu çarpıtıldı. Evet, yani orayı biraz açabilir miyiz? Onu Sayın zaten onu başkan, gerçi Sayın Başkan açıkladı televizyonda ama bir de detaylarla evet, anlattılar zaten evet, bunu. Yani öyle bir şey yok. Biz devletin dini yönetmesine karşıyız. Devlet yani iktidarın dini yönetmesine karşıyız. Evet. İktidarlar dini kendi çıkarları için yönettikleri zaman bu dine de hakarettir, insanlığa da hakarettir, o dinin temellerine de hakarettir. Örneğin şöyle, bugüne kadar bu kadar katliam oldu. Dini temsilen Diyanet İşleri Başkanlığı, Roboski'deki katliamlar gibi bir açıklama yapabildi mi? Bu kadar insan öldü Kobani'de, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bir açıklama yapabildi mi? Yok. Niye? Devletin güdümünde. Ya da iktidarın güdümündedir. Dinin kendi başına özerk olması gerekiyor. Kendi kendini yönetmesi gerekiyor. Devletten destek alır. Maddi destek alır. Devlet onu bir şekliyle parasız pulsuz anlamda bırakmaz. Alır ama ondan da özerk olması lazım. Kendi müftülerini, kendi idarecilerini, kendi başkanlarını, kendilerini eğer seçerlerse, özel bir yapıları olursa, o zaman çok rahat devletin dinle, o dini vacibelere uygun olmayan durumunu da eleştirebilirler o zaman. Ama sen devletin memuru ama olarak işte tabii ki Sayın Demirtaş'ın bu sözlerini meydanlarda kullandılar. Yani. Demirtaş'ın demek istediği buydu. Evet. Yani dini, biz anlıyoruz. Biz de sıkıntı yok. Ben bak, de işte dini devletin güdümünden çıkarmaktı. Evet. Zaten dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle idare eden ülkelerde böyle bir şey yoktur. Yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde din devletin güdümünde falan değil. Ama evet, dini bütün ülkede var adamlarım. Sayın Taşçı, süremizin sonuna geliyoruz. Bir soru daha var. Onu da okuyayım. Son sorumuz olsun bu. Evet. Hani son sorumuz derken bu gecenin son sorusu olsun. Hani son sorumuz derken biraz sanki böyle ölüp gideceğiz gibi son sorumuz olmasın. Yarın program var çünkü. paralel yapı diye adlandırılan Gülen cemaati HDP ittifak yaptığına dair iddiaları ne diyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Ya aday çıkarmış size, adamlar. Size plastik kelepçe takanlarla ittifak yaptınız ya, mı? Aday çıkarmışlar. Nasıl ittifak oluyor bu? Kim adaylar? Hakan Şükür. O İstanbul'da mı değil mi? Ne fakir? Ya, en çok oy oyları oradadır. Onların yani eğer bizimle bir ittifakları olmuş olsaydı Hakan Şükür çıkarmazdılar diye düşünüyorum. Hani Güneydoğlu'da destekleyebilirler mi? Yani bir güçleri yok. Tabii ki %1 ama, değil ama. Ama inan edin. Ama öyle diyoruz da bugün AK Parti iktidarının iktidara gelmesinde de büyük katkıları var. Bunu yani inan edin onların yani paralel yapı dediğimiz durum. Yani çok güçlü olmasalar bakıyorsunuz yargı ellerinde olmazdı. Emniyet ellerinde olmazdı. Eğitim ellerinde olmazdı. Sağlık ellerinde olmazdı. Demek ki paralel yapı dedikleri Gülen cemaati çok güçlüymüş ki zamanında bu kadar bunlar, önemli yerler. Mesela yargı en önemli, emniyet en önemli. İşte milli eğitim, bir ülkenin eğitimine emanet ediyorsunuz, bir ülkenin yargısına emanet ediyorsunuz. Efendime söyleyeyim, bir ülkenin sağlığına emanet ediyorsunuz. Yani 78 milyonun eğitimi, sağlığı, yargısı, emniyeti bu insanların elindeydi. Demek ki güçlülermiş. Bir de o açıdan bakıyoruz. Yani bu kadar zayıflar, bu kadar neresi azı çok doğru bilmiyorum. Hı-hı. Yani bu şekilde. İktidara beraber geldiler. Evet, işte onu söylüyorum. Değil yani mi? Hani siz şimdi bir partiyle ittifak yaparsınız. Beraber geldiler. Evet. Yani hangisi cemaat, hangisi onu da bilemiyoruz tek parti kazıyor ki. Eğer bu kadar şey bir kurumun elinde olsaydı, yani bir kurumun elinde olsaydı zaten o diğerini bertaraf ederdi. Bilmiyorum onun detayları nasıldır. Şimdi çok üzerine de politika yapılıyor bu. Hı hı. Sanki böyle iki tane ortak birbirine küsmüşler.
Bir bunu açıklarını arıyorlar gibi. Valla öyle yani. Değil mi? Evet evet. Yani aynen görünen öyle. Öyle bir şey. Yani ama kirli çamaşırlar dökülüyor. Ama şu bir gerçektir. Yani bize iktidardan rahatsız kim oy verirse yok demeyiz. Yok demeyiz, teşekkür ederim. Hayır bir de yani kim oy verirse kimin oy verdiğini de bilmiyorsunuz. Biz mi bilemiyorsun? Yani milyonlarca oy verilecek. Bizi, bu hiç kimse bilmiyor. Bizim, yani Ali ona mı oy vermiş, buna mı oy tabii vermiş, bizim, kimse bilemez. Bizim iktidara gelmemizi ya da bizim parlamento temsil ettiğimizi kim istiyorsa oy verirse teşekkür ediyoruz onlara. Evet. Bu paralel olsa, bu Davutoğlu da olsa, kim olsa olsun. Ondan da oy bekliyorsunuz. Ama evet. Zaten Selahattin Başkan şey diyor, Davutoğlu da bize oy verirse kurtulsun diyor. Doğru diyormuş herhalde. Evet. Çünkü hiçbir zaman diyor, daha başkası başbakan olamayacak. Kaybetse de olamayacak, kazansa da olamayacak. Yani başbakanlık, yani başkanlık sistemi geleceği için eğer çok büyük, yani 400 milletvekili alsa yine başbakan olamaz. 150 alsa yine olamaz. Yani her halükarda başbakanlığı gidiyor. Evet, başbakanlığı gidecek. İse de o versin, ise paralel versin. Kim veriyorsa sağ olsunlar oynar. Evet, Sayın Taşer, 2 saate yakın bir birlikteliğimiz oldu. Sorular sorduk, sizi biraz çok konuşturduk gibime geliyor. Yorduk sizi. Estağfurullah. Umarım keyif almışsınızdır. Yine çok güzel bir programdı. Evet, biz de teşekkür ediyoruz size. Biz de bizi dinleyenlere, sizlere, çalışanlara, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yani ben zevk aldığım bir program oldu. Özellikle sizin sunucunuz çok çok güzel diye bilerek de sorularımızı anlattım. Ben de Sayın Demirtaş'tan biraz feyiz aldım. Dedim ki gülerek siyaset programı yapalım. Zaten gülen yüzümüz olsun. Zaten siyaset çok ürkütücüydü. Ben çocukken hiç izlemezdim, biliyor musunuz? Evet. Böyle bir hani çevirme şansımız da yoktu. TRT'ydi işte. Bir siyasetçiyi gördüğüm zaman gidiyordum öbür odaya. Boş boş uzanıyordum ya da başka bir şey yapıyordum. Yani böyle başka kanal seyretme şansım yok ama şimdilerde mesela bir siyasetçi gördüm, hemen çeviriyorum. Kanalı çeviriyorum. Şimdi sağ olsun Uyudu'da Kemal Sunal filmi oynatan birçok kanal var. Hmm. Kemal Sunal'ı seyretmek daha büyük keyif veriyor bana. Hani böyle despot suratlı insanları görmektense Kemal Sunal'ı görmek daha keyifli. O açıdan gülerek, tebessüm ederek, soru cevap şeklinde değil. Soru sormuyoruz zaten kimse de. Sadece soruları, buradan gelen soruları sordum. Evet. Onun dışında soru hazırlamıyoruz. Sohbet havasında, keyif alarak konuklarımızla iki saati geçirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ediyorum. 7 Haziran'da size, partinize başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umarım herkesin gönlünden geçen olur. Sizin partiniz adına, sizin adınıza da gönlünüzden geçen olur diyelim. Kimsenin burnu kanamadan, kaza bela olmadan, saldırılar olmadan. Bizim güzel en, bir seçim, en büyük temennimiz odur. Hiçbir insanın canına zarar gelmeden bir seçim yaşarız. Ve demokrasinin sonucuna da hepimiz katlanırız. Ne olacaksa onu da sineye çekmek zorundayız. Evet sevgili izleyenler, Can TV'de seçim 2015'te bu akşam bu kadar. Diyarbakır HDP adayı Sayın İmam Taşçıer konuğumuzdu bu akşam ve kendisiyle seçim sürecini konuştuk. Gerek yaptığı çalışmaları, partisinin yaptığı çalışmaları, arkadaşlarının yaptığı çalışmaları, gerekse genel siyaseti konuştuk, Türkiye'nin büyük resmini konuştuk. Biraz gerilere gittik aslında, Kürtlerin varoluşuna, Kurtuluş Savaşı'na da gittik. Güzel, keyifli bir sohbet oldu kanımca. Umarım ki sizler de keyif almışsınızdır. Yarın akşam yine saat 21'de seçim 2015'te yine Diyarbakır'dan Halkın Demokrasi Partisi'nin bir başka adayıyla birlikte olacağız. İsmini yarın saat 11 gibi, sabah 11 gibi, sabah diyelim çünkü biz 9-10'da uyanıyoruz. Sabah 11 gibi sizlerle sosyal paylaşım sitemizden paylaşacağız. Can TV sayfasından, Diyarbakır Can TV sayfasından paylaşacağız. Bunu da hatırlatalım. Yarın akşam saat 21'e kadar kendinize çok iyi bakın. İyi geceler Diyarbakır.